Mehmet Özeseki belediyelere gidiyor. Çünkü yerel yönetimler başkanı AK Partili belediyelere gidiyor. Oraları ziyaret ediyor. Bununla ilgili ilginç bir benzetmesi var. Mehmet Özeseki'nin diyor ki belediyeleri ziyaret sebebim erken uyarı sistemi. Mesela bugün Diyarbakır'a gitti. Daha sonra Mardin'e geçecek. Bununla ilgili tespit ve değerlendirmelerde bulundu. Biz de sorduk bu erken uyarı sistemi Kayseri içinde var mı? O dedi ki Kayseri'de her an uyarı sistemi var dedi. İşte Özeseki'nin o açıklaması. Belediye başkanlığının ne olduğunu, şehre nasıl bakması gerektiğini, önceliklerin ne olduğunu hep anlatmaya çalıştık. Sonrasında toplu yaptığımız toplantılarda, Cumhurbaşkanımızın da katıldığı toplantılarda arkadaşlara bu uyarıları yüksek perdeden biraz daha ihtar ettik. Sonra MYK'da alınan bir kararla da ben gidiyorum oralara. Oralarda tek tek belediye başkanı arkadaşlarımızla ilgili bizdeki kanaatleri, anketleri değerlendiriyoruz. Benden önce gidenler var. Mesela şimdi gitmiş arkadaşlarımız orada çalışıyorlar. Bir arkadaşımız belediyede oturuyor. Özellikle bütçeleme hususuna bir bakıyor, bütçeye bakıyor. Personel sayısına bakıyor. Seçim öncesinde neydi, şimdi ne olmuş? Faaliyet raporlarına bakıyor. Bütçe içerisinde personel payı ne kadar, yatırım bölümüne kadar onlara bakıyor. Onlara hazırlıyor şimdi ben gidene kadar. Bir arkadaşımız dışarılarda geziyor, kafelere oturuyor, cami önlerine gidiyor, taksi duraklarına gidiyor, muhabbet ediyor. Bizim belediye başkanımız hakkında ne söyleniyor, bunları dinliyor. Ben de gittiğim zaman, elimde de anketler var. Önce arkadaşlar, daha doğrusu önce belediye başkanı arkadaşımızı bir dinliyoruz. Briefingini alıyoruz, meclis üyelerimiz orada oluyor. Bir saat anlatıyor yaptıklarını. Teşekkür ediyoruz. Eline sağlık diyoruz, güzel olmuş diyoruz. Sonra içeriye belediye başkanımızı alıyoruz. Bizim arkadaşlarımızın anlatacaklarını dinliyor belediye başkanımız. Sonra ben de değerlendirmelerim oluyor. Bu bana göre son derece verimli bir ortam. Kimine diyoruz ki müthiş gidiyorsun, eline sağlık, aynen devam. Sırtını sıvazlıyoruz, teşekkür ediyoruz, Allah razı olsun diyoruz. Kimine de diyoruz ki ya şuralarda bak bir sıkıntı var, biz bunu görüyoruz. Lütfen sen bu sıkıntıları izah et diyoruz. Kimine diyoruz ki bir dakika diyoruz ya. Sen yanlış üzerine yanlış yapıyorsun. Bu yanlışları bir an önce düzelt diyoruz. Bu sözlerimizin de tesirli olduğunu ben biliyorum ve takip ediyorum. Mesela uyardığımız arkadaşların anketlerini ikinci kere, üçüncü kere bir daha yaptırıyorum ben. 2-3 ay sonra arkadaşlarımız arıyorlar, diyorlar ki başkanım bir daha lütfen bir anket yaptır. Bak şu 3 ay içinde neler değişti göreceksin. Ben bunu hissediyorum diyor. Onu da yaptırıyoruz. Derken benimki biraz erken uyarı sistemi. Diyarbakır'da olacağım ama haliyle de Diyarbakır'ın sur içerisinde yaptığım hizmetlerde gezeceğim. Şimdi erken uyarı sistemi derken efendim Kayseri belediyelerine nasıl bakıyorsunuz? Orada bir erken uyarı sistemi var mı? Anketlerden bahsettiniz, uyardığınız belediyeler var mı? Kayseri'de her an uyarı sistemi var. Arkadaşlar belki illallah demişlerdir ama ne yapayım, benim bildiğim işte bu. Kırmadan dökmeden uyarmaya çalışıyorum. Gerçekten iyi bir uyum var Kayseri'de. Bunu sadece büyük şehir ve merkez ilçeler için söylemek doğru olmaz. Aynı zamanda Cumhur İttifakı'nın üyeleri için de söylemek mümkün. Orada Memduh Bey'in liderliğinde, başkanlığında, abiliğinde demek daha doğru olur. İyi bir çalışma ortamı var. Çok şükür iyi de gidiyorlar. Ellerine sağlık. Anketleri de çok iyi. Vatandaş o hizmeti gördü. Hele hele mesela Kayseri'de yaşı 40'ın üzerinde olan herkes zannedersem eski CHP dönemindeki yapılan belediyeciliği de biliyor. Bizim yaptığımız belediyeciliği de biliyor. Bir de unutturmuyoruz. Eski de unutturmuyoruz. Yeni yaptıklarımızı da söyleyip onları da unutturmuyoruz. Devam ediyoruz. Ve ondan dolayıdır ki Kayseri'de 3 dönem belediye başkanlığını almış CHP %10 barajında kaldı. Vatandaş bir daha öyle bir belediyecilik görmek istemiyor. Öyle bir belediye anlayışı görmek istemiyor. Bütün yenilikleri bizimle yaşadı ve iyi bir yere doğru geldi. Çok şükür bundan dolayı da son derece ben mutluyum. Elimizi verdiğimiz arkadaşlardan dolayı eminiz. Çok şükür. O arkadaşlar ellerinden geleni yapıyorlar. Kamu malını koruyorlar. Yapabildikleri kadar yapıyorlar. İnsan gücünün üstünde ne diyebiliriz ki? Ufak tefek şeyler olursa ara ara ben de arıyorum. Ya aman şu işi bir projeyi bitirmemiz lazım diyorum. Memduh Bey belki çok rahatsız ediyorum ama hakkını helal etsin. Onun da iyiliği için, benim de iyiliğim için. İşte cami kebrin önündeki
o alanın açılması hususunu takip ediyorum. Kayseri Evleri tarafını takip ediyorum. Söylüyorum da bunları zaten. Erciyes projesinin tamamlanması için arıyorum. Melikgazi'yi arıyorum, Talas'ı arıyorum, Koca Sinan'ı arıyorum. İşte mesela çıkarken Koca Sinan tarafından Ankara'ya geliyorum. İkide bir Ahmet Başkan'ı arıyorum. Ahmet Bey şurada şu var bak haberin olsun diye söylemeye devam ediyorum. Her an uyarı sistemi var Kayseri'de. Yine Öztazık ile devam edelim. Kayseri yatırımları son derece önemli. Ankara'da bürokrasi düzeyinde, bakanlık düzeyinde önemli girişimler yapılıyor. Onlardan biri de Hızlı Tren. İhalesi yapıldı. Üçlü konsorsiyum aldı. Bu Hızlı Tren'in yapılmasında, ihalenin yapılmasında, bu gelişmelerde Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın da büyük rolü var. O rolü Mehmet Öztaseki anlattı. Hatta bir espri yaptı. Ulaştırma Bakanı'na gitmişler ki bu işte Ulaştırma Bakanı ilgileniyordu. Hulusi Paşa ile Hulusi Akar'la gitmişler. Ve orada bir latife yapmış Mehmet Öztaseki. O latifeyi anlattı. Dedi ki Ulaştırma Bakanlığı yani espri olarak ya bizi çok dinlemiyorsunuz. Biz de topumuzla, tüfeğimizle, tankımıza geldik. Bak paşamız da geldi demiş. Ve buradaki Hulusi Akar'ın rolünü anlattı. İşte o ilginç detay. En azından Kayserili hemşehrilerimize hitap ettiğimiz için söylüyorum. Biz burada milletvekili arkadaşlarımızla bir bütünlük içerisindeyiz. Teşkilatımızla, belediye başkanlarımızla. Birlikteliğimiz gayet iyi. Konuşamayacağımız hiçbir konu yok. Kendi aramızda halledemediğimiz bir sorun yok. Çekişme içerisinde değiliz, kavga içerisinde değiliz. Bir tek kaygımız var, Kayseri hizmet. O hususta Kayseri milletvekili olmamasına rağmen Hulusi Paşam da devamlı yanımızda. Zaten Hızlı Tren meselesinde gerek Adil Bey'e, gerekse zamanın Maliye Bakanlarına Hulusi Paşa ile beraber gittik. Hep de latife ediyordum o gittiğimiz yerde. Siz bizi çok dinlemiyorsunuz. Topumuzla, tüfeğimizle geldik. Tankımızla geldik. Paşam burada diyordum. Ya bizimle halledin işi ya da paşama havale ederim ben diyordum şimdi. Bir espri olsun diye tabii bunu söylüyorduk. Peki Kayseri nasıl gidiyor? Projeler, Kayseri'deki işler ne durumda? Bunu da sorduk. O da anlattı. AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve Yerel Yönetimler Başkanı Mehmet Öztaseki. CHP dönemindeki şehirle şimdiki Kayseri arasında dağlar kadar fark var dedi. Örnekler verdi. Ama bazı arkadaşlar var dedi. Muhalefet milletvekilleri Kayseri'yi karalamayı maharet sanıyorlar dedi. Çok şükür Kayseri'de işlerimiz iyi gidiyor. Evet, muhalefet tarafındaki arkadaşlarımız bazen Kayseri'yi karalamayı bir maharet zannediyorlar. En ufacık duydukları bir dedikoduyu meclis kürsüsünde söylemeyi bir gerçekten milletvekilliği görevi zannediyorlar. Bir aktivite zannediyorlar. Bunu kendilerine yakın işte gazetecilerde bir iki yazdırdıkları zaman, orada bir resmi çıktığı zaman bunu bir faaliyet sayıyorlar. Faaliyet zannediyorlar. Ama şunu da söyleyebilirim. Yapsınlar, hiçbir mahsur yok. Muhalefetin de işi o. Kayseri'de yaşamaktan, Kayserili olmaktan onlar da gurur duysunlar. Bu şehirde işler iyiye gidiyor. Bu şehir eski CHP dönemindeki 30 sene önceki şehir değil. O günle bugünü kıyaslayacak olursak arada dağlar kadar fark var. Dağlar kadar. Ve emsalleriyle yarıştığı zaman da Kayseri hepsine fark atan iyi bir durumda. Bu şehrin altyapısı bitti. Üst yapısında çok güzel işler yapıldı. Kayseri geleceğe taşıyacak devasa projeler yapıldı. Üniversite sayısı 4. Şehir hastanesi var, özel sektör hastaneleri var, üniversitemizde var. Sağlık alanında çok güzel işler oldu. Ticaret iyiye gidiyor. Sanayideki ihracat rakamlarına bakarsanız iyiye gidiyor. Çok şükür. Bundan sonra yapılacak işler de var. Ve Türkiye'ye örnek olmuş projeler de var. Bizim yapmış olduğumuz barajı nasıl bedavaya imal ettiğimizi her yerde anlatıyoruz, örnek oluyor. Stadı biz yapıp 25 tane vilayette bizim modelimizi örnek alınarak nasıl yapıldığını herkes biliyor. Erciyes Dağı gibi bir yerde yerel yönetim olarak çok şükür bir kayak merkezi yapıyoruz. Şimdi binlerce insan oradan istifade ediyor. Kayseri ekonomisinde bir canlanma var. Bunu herkes görüyor. Bunların hepsi bir gayretle oluyor. Alın teriyle oluyor.
bir düşünce var arkasında, bir teori var. Arkasından bunun peşine düşülüyor, emek veriliyor, gayret ediliyor, uğraşılıyor, risk alınıyor. Sonucunda da o sonuçlar çıkıyor. İddia ile bir şey söylüyorum ben. Bir şehrin geleceği o şehirdeki yerel yöneticilerin ufuklarıyla doğru orantılıdır. Bunu belediye başkanı arkadaşlarımıza da her toplantıda söylüyorum, ezberletiyorum adeta. Evet, devlet eliyle bir takım işler yapılabilir. Devlet destekleri olabilir. Ama hazıra dağ dayanmaz. Elden gelen öğün olmaz. Ne varsa sizde var. Siz hazırlayacaksınız, hedef koyacaksınız, oraya doğru götürmek için iş dinamiklerinizi harekete geçireceksiniz. Sonra da devletten destek alacaksınız. Devlet desteği de arkanızda olacak. Bizim yaptığımız bütün büyük projelerin temelinde bu var. Allah'a hamdolsun iyiye doğru da gittiğinin farkındayım. Vatandaş da bunun farkında. Sorunlar var mı? O genelden kaynaklanan sorunlar. Kayseri özelinden kaynaklanan sorunlar yok. Varsa da zaten onları çözmek için hazırız biz. O genelle ilgili de pandemi sürecinin getirdiği, işte Ukrayna-Rus harbinin getirmiş olduğu bir dövizdeki oynama, bazı sektörlerdeki fiyat artışları, bütün dünyanın problemi. Sadece bizim değil ki. Avrupa ilk defa enflasyonla tanışıyor. Amerika ilk defa enflasyonla tanışıyor. Enerji girdilerindeki maliyetler müthiş şekillerde orada %200, 300, 400 artan ülkeler var. Bu şartlar altında biz Türkiye'de bir taraftan bunları halletmeye çalışıyoruz. Bir taraftan güvenliğimizi daha sağlam hale getirmeye çalışıyoruz. Bir taraftan da şehrimizi geleceğe taşıyacak projelere imza atmaya da devam ediyoruz. O projelerden birisi de hızlı trendi. Çok şükür onun da ihalesi yapıldı. Sözleşmesi imzalandı. Şimdi formaliteler ikmal ediliyor. Bu arada haliyle davalar açılıyor. Davaların bitmesi bekleniyor. Kredi görüşmelerindeki son ince detaylar halledilip imza atıldığında inşallah temel de atılacak. Kısa süre içerisinde Kayseri hızlı trene de kavuşmuş olacak. Ama şunu da söyleyeyim, hızlı tren bittiğinde Kayseri'de hızlı tren gibi çok dillendirilen bir başka proje daha çıkacak. Kimse o günkü temsilci arkadaşlar, Ankara'da Kayseri'yi temsil eden arkadaşlar onun peşine düşecekler. Onlar da inşallah bunu gerçekleştirecekler. Şehir böylece daha da büyümüş bir şehir olarak devam edecek. Ben orada hep derdim ki, ey anneler, ey babalar, bakın Kayseri'nin büyüdüğünü nasıl anlarsınız biliyor musunuz? Ya bizim gibi 40-50 yıl öncesinde okuyup da Ankara'da, İstanbul'da kalmak için çırpınan gençler olur. Sizi arada bayramlarda ararlar, anneciğim nasılsın, babacığım nasılsın derler, telefon kapatırlar. Veyahut da Kayseri'de yaşamak için geri dönerler. İkisi arasında dağlar kadar fark var. Biz herkesin Kayseri'ye gelip yaşayabileceği bir ortam sağlamaya çalışıyoruz. O ortamı sağladığımızda kendimizi, vazifemizi yapmış insanlar sınıfında görebiliriz diyordum. Yine aynı görüşteyim ben. Çok şükür Kayseri'miz şimdi yaşanabilir bir şehir. Bunun da çok örnekleri var. Yurt dışından 10-15 sene önce bilim adamı getiremezdik, öğretim üyesi getiremezdik. Şimdi bazı üniversitelerimiz çok rahat getirebiliyorlar Amerika'dan. Onlar gelince bir şehri geziyorlar, alışveriş merkezlerine bakıyorlar, spor tesislerine bakıyorlar, spor imkanlarına bakıyorlar, günlük yaşama bakıyorlar ve çok rahat Kayseri'yi tercih ediyorlar. Bundan dolayı da son derece mutluyuz. Çok şükür. Mehmet Özsas'ın bakanlığı döneminde Çin Büyükelçisi'yle yaşadığı ilginç bir anıyı da anlattı. Kayseri'yle ilgili bir anı. O dönem işte ticaret, Çin'in yatırımları buraya çekmek istiyor. Ki her şey değişiyor. Esnafın da, ticaretin de, sanayinin de bakış açıları değişmesi lazım. Bu değişimle ilgili Özsas'ın büyük gayret ediyor. O dönem işte Çin Büyükelçisi'ni bu ticaret portalı, buraya yatırımlar konusunda ikna etmeye çalışmış. Fakat Çin Büyükelçisi'nin bir önyargısı var Kayseri. Bunu Mehmet Bey anlatıyor. İşte Kayseri'de terör oyları var, IŞİD'ciler falan var diye garip garip açıklamalar yapmış. Bir gün bir toplantı var. Sayın Cumhurbaşkanı orada Çin Büyükelçisi'ne gelmiş. Mehmet Özsas'ın Çin Büyükelçisi'ni kolundan tutmuş Cumhurbaşkanı'nın yanına gitmişler. Biz böyle bir şey yapmak istiyoruz ama elçi böyle diyor demiş. Cumhurbaşkanı da şöyle bir açıklama yapmış. Ya Kayseri nere? Terör nere şeklinde işte bu ilginç anlayı Cumhurbaşkanı'nın bu cümlesini Mehmet Özsas'a anlattı. İşte o detaylar.
Çin'le yapılmış olan bir devlet anlaşması vardı. Bunun neticesinde Kayseri'de belki serbest bölge ve civarında 1 milyon metrekare kadar büyük bir alan kapatılacaktı. Çinçon şehrinden oraya malzeme gelecekti. Avrupa'ya gidecekti onlar. Bizimkiler de oraya koyacaklardı, oradan satacaklardı. Bir ortak portal oluşuyordu. Ortak portal senin benim adıma ürettiğim malları satacaktı. Ben onu sadece internet ortamına koyacağım, reklamımı yapacağım. Sipariş geldiğinde o portal üzerinden satacaktık. Hiçbir kişiyle, hiçbir işlemle muhatap olmayacaktık. Günlerce o evrakların peşine düşüp de zaten ihracat yapması orta sanayide diyelim bir esnafımızın mümkün değil. Fakat bu konuda biraz arkadaşlara herhalde anlatamadık. Başarısız oldu. Üstelik de mesela şöyle de bir şey olmuştu. Çin Büyükelçisi'ni bakanlık döneminde davet ettim, geldi. Yemek yedirdim. Sonra o beni mantı bizim dedim. Mandu diye orada bir şey var ama. Bembeyaz bir hamurun içerisine deniz ürünleri koyuyorlar onlar da. İşte öyle bir şey ikram edeyim dedi. Gittim Çin Büyükelçiliğine misafir oldum. Onunla konuştum. Sonra da durmadan Kayseri'ye gelmesini istedim onun. O biraz Kayseri'den ürktü böyle. Orada dedi DEAŞ'lılar var falan gibi şeyler söyledi. İşitçiler var gibi. Asla yok öyle bir şey dedim. Bizde olmaz dedim. Tek tükte bir adam sızdıysa onu da buluruz zaten. Emniyetler desteder. Ondan kolay ne var? Bizim genel halkın temayülü orta bir zihniyettir. Orta bir düşüncedir. Bir taraftan geleneklerine bağlıdır ama dünyaya açıktır dedim bizim insanımız. Müthiş şekilde de moderndir dedim. Sonra Aksaray'da bir fabrika açılışında Çinlilerin de tesisleri varmış. Biz de Cumhurbaşkanımızla gitmiştik buradan. Çin Büyükelçisini gördüm. Elinden tuttum, Cumhurbaşkanımızın yanına götürdüm. Dedim ki efendim bunlarla bir şöyle şöyle işimiz var. E-ticaret diye sizlerin de başlattığı. Ama dedim fazla ilerleyemiyoruz. Kayseri deyince dedim biraz dedim soğuk bakıyor bu büyükelçi dedim. Niye bakıyormuş dedi, soğuk bakıyormuş dedi. Büyükelçi biraz anladı olayı. İşte dedi terör grupları var gibi bir şey söylemeye çalıştı. Dedim ki daha önce de bir sohbet ettik biliyorum dedim. Kayseri'de dedim IŞİD var diyor, bir şey var diyor, terör diyor dedim. Ya söyle şuna dedi, ne terör dedi ya. Kayseri nereye, terör nereye dedi ya. Kayseri'de öyle bir şey olamaz dedi. Sayın Cumhurbaşkanımız özellikle ısrar etti ki bak beraber gidin bu işi yapın diye. Ben de dilim döndüğünce tercüme ettim adama, söyledim. Tamam gidelim Kayseri'ye dedi. Kayseri'ye getirdim. Serbest bölgede salonda bir toplantı da yaptık. Sanayicileri de çağırdık. Fakat bu işi ben yolunu açarım. Yasanın hazırlanmasında olurum. Devlet iradesini evet Kayseri'nin arkasında tutarım. Arkasından üstlenecek olan ticaret erbabı, sanayi erbabı. Ben değilim, ben yapamam o işi. Bu konuyla ilgili de Rifat Bey'in çok emeği var. Allah razı olsun, o da çok emek verdi. Ama devam ettiremedik. Üstelik de bu şahsi ilişki devam etsin diye ben kızımın düğünü vardı. Çin Büyükelçisini çağırdım. Sonra bizim çocukların hepsinin İngilizcesi iyi. Onlara teslim ettim ki ilgilenin bununla. Kimseyle şimdi belki irtibat kuramaz dedim. Adamcağızı misafir de ettik ki biz orada devam edelim bu ticarete diye. Bakın şimdi buradan başka bir şey daha söyleyeyim. Siz bu ticareti ne kadar sıkı tutarsanız, alışverişi ne kadar ilerletirseniz, buradaki Uygur Türkler de o kadar çok rahat eder. Uzaklaşırsanız, birbirinize sözünüz geçmez hale gelirse, işte oradaki belki Müslüman azınlık da rahat edemez. Ben bu açıdan da faydalı görüyordum bu işi. Ama çok beceremedik. Neyse bir sitemle kaldı. İnşallah ileride derdimizi anlayacak arkadaşlar çıkar, böyle bir ortamı, bir portalı sağlarız inşallah. Yine programdan yansıyanlar, son dönemde en çok konuşulan komisyonlara da geldi. Seçim kanunu taslağı meclise geldi, komisyonlara geldi. Şimdi çok tartışılıyor bu. Tabii burada bir bölüm var. Özellikle ittifaklarda, bu oylamalarda işte ittifaka göre alınıyordu. Şimdi partilere göre, özellikle küçük partileri ilgilendiren bir bölüm var. Şimdi bunu da bana göre herkes işte İstanbul kanallarında, haber kanallarında bu bölümü anlatıyorlar ama başlığı da onu attık. En iyisini Mehmet Öztesek anlattı. Şöyle bir tablo çizdi, rakamlar çizdi. Çünkü burada down diyorlar, mount diyorlar. Vatandaş bunu anlamaz. O da onu dedi. Ya bu teknik anlamaz. Ben size anlatayım dedi. İşte o bölümü en iyi Mehmet Öztesek anlattı. İşte o anlatış. Bir başka tartışılan konu da
biraz önce sizin de vurgulamaya çalıştığınız şuna yarayacak, buna yarayacak, don sistemi falan. Millet bunları çok bilmeyeceği için ben daha yeni şurada bir şey yazdım dikkat ederseniz. Onu göstermek istiyorum. Tabii ki. Çok basit olarak izah etmek istiyorum. Şimdi seçime, bir seçim bölgesinde 3 tane partinin girdiğini düşünün. Birisi 107 bin oy almış. Tamam. Birisi 80 bin oy alıyor. Bir de 54 bin oy alıyor. 2 tane milletvekili çıkacak. Size göre baktığınız zaman normal bir vatandaş olarak adalet ilkesi gereği, demokrasi gereği hangisinin milletvekili alması lazım? Birinci ve ikinci partinin, evet, değil mi? 107 bin oy alan zaten hak etmiş birinci parti. 80 bin de alan da ona yakın bir oy almış yani. Daha ne olacak? İkisinin birer tane milletvekili alması lazım. Ama ittifak kurulduğunda birinci ile üçüncü bir araya geldiğinde milletvekilliği şöyle oluyor. Bir tane oraya, bir tane buraya. Şimdi siz 54 bin olana milletvekili veriyorsunuz. Ama 80 bin oy alanı dışarıda bırakıyorsunuz. Neresinde bunun adalet? Neden? 107 bin, 54 bin. 161 bin ediyor. İkiye bölüyorsunuz, 81 bin ediyor. Bu dışarıda kalıyor. Vallahi bu olay şu ana kadar en iyi siz anlattınız bunu da. Kesinlikle böyle olur. Yani bunu sistemler üzerinden bilmediğimiz yabancı kelimelerle tarif etmenin falan manası yok. Eğer A ile C partisi ittifak yapmışsa resmen 54 bin alan bir parti milletvekili alıyor. O zaman 80 bin kişiye oy veren vatandaşın iradesi nereye gidiyor? Hiç istemediği bir partiye gidiyor. Böyle bir şey olabilir mi? Doğru bir sistem mi size göre bu? Resmen burada vatandaşın iradesinin sandığa yansıdığı ve gerektiği gibi orada temsil edileceği milletvekilini çıkarabildiği bir sisteme geçmiş oluyoruz. En çok da tartışılan konu bu. Doğru. Bunun aykırı tarafı neresi? Bunun dışında seçmen kütükleriyle ilgili geriye doğru bir yılda oturma şartı, muhtarlıklarla ilgili vesaire 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 var ama onlar çok tartışılmıyor. Bu söylediğim biraz önceki dört tane konu çokça tartışılan bir konu olarak önümüze çıkıyor. Biz doğru bir şey yaptığımıza karar veriyoruz. Bakın Murat Bey, şimdi seçim sistemleri hiçbir partiyi kurtarmaz. Seçim sistemleri ancak vatandaşın iradesini meclise yansıtma noktasında adaletli, demokrasiye uygun bir şekilde işlemesini sağlar. Onun dışında eğer milletin gönlüne siz yer etmişseniz, yaptığınız işlerle, icraatlarla milletin oyunu alabiliyorsanız her halükarda siz iktidar olursunuz. Şöyle olursunuz, böyle olursunuz. Zamanında biz ilk girdiğimiz seçimlerde 2002'de kendi koyduğumuz seçim kurallarıyla mı girdik? Hayır. 134'te oy aldık ama iktidar olduk. 134'le. Sonraki sistemlerde ufak tefek değişiklikler oldu. Ama biz her zaman %40'larla 50'ler arasında bir oy bandını tutturduk. Ve adeta bir dünya rekoru kırdık biz. Kurulduğu günden bu tarafa belediyelerde girdiği her seçimde birinci, genel seçimde birinci, referandumda hep istediği olmuş. Vatandaş ona güvenmiş ve arkasında durmuş olan tek parti biziz. 15 seçim. 15 seçimde birinciyiz. İstedikleri kadar ağlasınlar, bağırsınlar, çağırsınlar. Bunun kendilerine bir faydası yok. Doğru bir iş yaptığımıza inanıyoruz. Ve yaptığımız her doğru düzenleme hususunda da doğrusu ana muhalefet, özellikle başındaki CHP'den de hiçbir zaman destek de beklemiyoruz. Biz ne dersek diyelim karşı çıkacaklar. Biz hangi doğruyu getirsek getirelim onlar bağırmaya devam edecekler. Tersini söyleyecek. Geçtiğimiz yıllar içerisinde, daha doğrusu sanırım bir sene oldu, İstanbul'da çok vahşi bir olay yaşanmıştı. Bir psikopat samuray bıçağıyla başörtülü bir genç kızı öldürmüştü. Hepimiz dehşete düşmüştük. Şimdi dün akşam saatlerinde Kayseri'de, Cumhuriyet Meydanı'nda, yani şehrin göbeğinde, Allah korumuş, benzeri bir olay yaşamamış ama buna benzer bir olay yaşanmış. Son derece ürkütücü ve dikkat çekici. 17 yaşındaki bir delikanlı yolda yürürken hiç tanımadığı iki kişiyi bıçaklamış. Yani siz de olabilirsiniz, biz de olabiliriz, kameraman arkadaşımız da olabilir, herhangi birimiz olabilir, yakınımız filan. Şimdi hiç tanımıyor, yolda bıçaklamış. Biri 18 yaşındaki bir genç bacaklarından, biri de 45 yaşında sırtından bıçaklamış.
Yakalamışlar, adliye sevk ettiler. İşte olayın detayları. Dün akşam saatlerinde Cumhuriyet Meydanı'nda meydana gelen olayda 17 yaşındaki F.S. yolda yürüdüğü esnada hiç tanımadığı 18 yaşındaki A.B.'yi bacaklarından, 45 yaşındaki S.K.'yı sırtından bıçaklayarak ağır yaraladı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı şahıslardan S.K. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi Acil Servisine, A.B. ise ilk müdahalenin ardından ambulansa Kayserişehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Şüpheli F.S. ise olayın ardından kaçarak uzaklaştı. Çevrede geniş güvenlik önlemi alan polis ekipleri kaçan şahsı yakalamak için çalışma başlattı. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Hasar Şube Müdürlüğü'ne bağlı Cinayet Büro Amiri ekipleri olayın meydana geldiği yerlerdeki güvenlik kameralarını inceledi. Fiziki çalışma yürüten ekipler olayı gerçekleştiren F.S.'yi gece saatlerinde yakalayarak gözaltına aldı. Çocuk Şube Müdürlüğü'nde işlemleri tamamlanan F.S. adliyeye sevk edildi. Niye bıçakladın insanları? Asayiş haberleriyle devam edelim. Çelikkars'a hırsızları yine bir iş yerinin içerisinde 61 bin euro bulunan çelik kasa, içinde 61 bin euro bulunuyor. O çelik kasayı çalmışlar ve toprak altına gömmüşler. O üç şüpheli yakalandı, gözaltına alındı ve çıkarıldıkları mahkemece tutuklandılar. Olay önceki gün ismi açıklanmayan bir iş yerinde meydana gelmişti. İçinde 61 bin avro bulunan çelik kasa 3 şüpheli tarafından çalındı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Hırsızlık Büro Amiri ekipleri düzenlenen operasyonla olayı gerçekleştirdiği düşünülen S.A., E.A. ve E.A.'yı gözaltına aldı. Şüphelilerin çaldığı çelik kasa ise zanlıların gizlendiği evin bahçesinde toprağa gömülü halde bulunmuştu. Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen hırsızlık şüphelileri hakim karşısına çıktı. Gece geç saatlerde sonuçlanan mahkeme sonunda S.A., E.A. ve E.A. tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kayseri Emniyet'in asayiş operasyonları sürüyor. Yine polis ekipleri tarafından kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahsın yönelik yapılan çalışmalarda 6 kişi yakalandı. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü aranan şahıslar büro amiri ekipleri haklarında kesinleşmiş hapis cezalarıyla yakalama emri bulunan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma yaptı. Osman Gazi 30 Ağustos, Battal Gazi Yavuzlar ve Fatih Mahallesi ve farklı adreslere operasyon düzenleyen ekipler hakkında kasten yaralama suçundan yakalama emriyle 16 yıl 5 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.V. hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama emriyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.D. hakkında bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık suçundan yakalama emriyle 4 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.Ç. hakkında silahla yağma suçundan 4 yıl 2 ay hapis cezası bulunan F.Ö. hakkında kasten yaralama suçundan 3 yıl 2 ay hapis cezası ve 500 TL para cezası ile 3 ayrı yakalama emri bulunan D.Ö. hakkında mala zarar verme suçundan yakalama emriyle 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan E.A. ile birlikte çeşitli suçlardan aranan toplam 6 kişi yakalandı. Yakalanan şahıslardan 4 şahıs işlemlerin ardından serbest bırakılırken 6 kişi ise emniyetteki işlemlerin ardından cezaevine teslim edildi. Yine bir dram var. Müthiş bir dram. Daha önce de sizlere aktarmıştık. Şimdi ilimizde, Kayseri'de annesiyle kavga ettiği gerekçesiyle babasını bıçaklayarak öldüren 15 yaşında bir çocuk, bir kız çocuğu C.C. Onun hakkında mahkeme savcısı mütalaasını verdi ve savcı C.C. için üst suya karşı tasarlayarak öldürmek suçundan bu çocuk için müebbet hapis cezası istedi. Merikazı ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Safiye Tarıkan Bedük Caddesi üzerinde 3 Ağustos 2021 tarihinde bir ikamette meydana gelen olayda sağlık memuru Cuma Ali Ceylan'la hemşire eşi E.C. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Çift tartışmanın ardından ayrı odalarda uyurken kızları C.C. gece kalkıp mutfaktan aldığı bıçakla babasını bıçakladı. Kızıyla arasında abide yaşayan Cuma Ali Ceylan vücuduna 9 bıçak darbesi alarak olay yerinde hayatını kaybetti. C.C. çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Üst soydan akrabayı kasten öldürmek suçundan 4. Ağır Ceza Mahkemesi'nde CC'nin yargılanmasına devam edildi. Mahkeme savcısı tutuklu sanık hakkında müebbet hapis cezası talep etti. Tutuklu sanık CC ise verdiği ifadesinde annemle babamın arası kötüydü. Babamın başka kadınlarla ilişkisi vardı. Saat 04 sıralarında mutfaktan iki elime iki ayrı bıçak alıp babamın başucuna gittim. Kararımı vererek ilk sağ elimdeki bıçakla boynuna vurdum. Babam bağırdı. 2-3 kez daha vurmaya devam ederken annem sesleri duymuş olacak ki yanımıza geldi. Beni babamın üzerinden almaya çalıştı. Ben babama bıçakla vururken babam yorganı kaldırmış benim bıçak darbeme engel olmaya çalışıyordu. Annem bana engel olmaya çalıştığı sırada babam elime vurdu ve elimdeki bıçağın biri yere düştü. Diğer bıçağı da zaten ben bırakmıştım. Bu noktadan sonra ellerimle babamın boğazını sıkmaya başladım. Ben babamın boğazını sıkarken hareket etmiyordu, sadece gözleri oynadı. Daha sonra ben babamı bıraktım ve kardeşimi de yanıma alarak odama geçtim. Annem polisi ve ambulansı aramıştı. Polis ekipleri gelene kadar odamda bekledim. Üzerimde bulunan tişörtü değiştirdim. Polis ekipleri gelene kadar babamın yanına tekrar gitmedim. Ancak kapı arasından baktım. Annem şoka girmiş vaziyetteydi. Ben odama giderken babamın hala kendinde olduğunu hatırlıyorum. Sanıyorum hala ölmemişti diye konuştu. Sanık avukatının esasa ilişkin savunma yapmak için süre talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi. Sanığın tutukluluğunun devamına karar vererek duruşmayı erteledi. Yine bir hırsızlık olayı. Bu kez demir blok çalmışlar hırsızlar. Demir blok çalmışlar. Bunu çalan hırsızlar polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalar sonucunda hurdacıya satamadan yakalandılar. Kayseri İl Emniyet Müdürlüğü Asay Şube Müdürlüğü Hırsızlık Büro Ameliye ekipleri 27 yaşındaki F.I. ve 30 yaşındaki K.C.'nin demir bloklar çalması üzerine harekete geçti. Çalışma başlatan ekipler şahısların kullandığı aracı Ambar Mahallesi'nde durdurdu. Araç içerisindeki demir bloklara el konulurken şüpheli iki kişi de gözaltına alındı. Şahısların demir blokları hurdacıya satmak için götürdüğü öğrenildi. Şahısların emniyetteki işlemleri sürüyor. Ekonomi haberiyle devam edelim. Akdeniz Mobilya Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçılar Birliği tarafından bir panel düzenlendi. İhracat paneli ve ödül töreni. Kayseri Valisi de bu törene katıldı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Turagay ve ilgili kurum, kuruluşlar ve iş insanları bu toplantıdaydı. Burada Başkan Büyükkılıç'ın da önemli açıklamaları var. Bu önemli ekonomi toplantısından yansıyanlar. Akdeniz Mobilya, Kağıt ve Orman Ürünleri İhracatçıları Birliği tarafından düzenlenen ihracat paneli ve ödül törenine Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç'ın yanı sıra Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Ticaret Bakanlığı Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay, ilgili kurum ve kuruluşları ve iş insanları katıldı. Kayseri'de böyle anlamlı bir ödül töreni düzenlenmesine vesile olan Akdeniz İhracatçılar Birliği Başkanı ve yönetimine teşekkür eden Başkan Büyükkılıç şunları söyledi. Burada iş insanlarına seslenen Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin 2021 yılında gerçekleştirdiği ihracat rakamının 3 milyar 609 milyon dolar olduğunu vurgulayarak konuşmasına şöyle sürdürdü. Kayseri'mizde böyle anlamlı bir ödül töreni düzenlenmesine vesile olan Akdeniz İhracatçılar Birliği'mizin kıymetli başkanına, yönetimine özellikle teşekkür ediyorum. Gerçekten Kayseri anlatılmaz yaşanır. Kendi kendine yeten şehir, devletine yük olmayan, yük çeken şehir, değerlerine bağlı bir şehir. İşte böyle önemli ve anlamlı bir cazibe merkezi olan 3 tane organize sanayisi, 1 serbest bölgesi, 2 tane teknoparkı, 5 tane üniversitesi, 4. organizemizin ve 5. sera organizemizin inşallah yakın zamanda hayata geçirileceği bereketli ve gerçekten devletine, milletine sevdalı bir şehir. İşte böyle güzel bir şehirde ihracatımız 3 milyar 609 milyon dolar 2021 itibariyle. Biz 16 ilçe belediye başkanı bir büyükşehir olarak el ele gönül gönüle verip iş adamlarımızın önünü açıp onların bürokratik engellerini sıfıra indirgeme yönünde
onları hem yüreklendiren hem destekleyen çalışmaları yapmaya yönünde gayret gösteriyoruz. Elbette iş adamlarımız bizim yüz akımız. Kazandıklarını aynı zamanda bu şehrimizin insanlarına hayırsever kimliğiyle yatırımdan yatırıma dönüştüren ve bizim gururumuz olan canlarımız. Ticaret Bakan Yardımcısı Rıza Tuna Turagay da Kayseri'nin gidecek çok yolu olduğunu belirtti. Gerçekten Sayın Belediye Başkanımızın dediği gibi Kayseri anlatılmaz yaşanır dedi. Biz de inşallah bugün bir kısmını yaşadık ama önümüzdeki dönemde inşallah tekrar geleceğiz. Gerçekten çok etkilendim, onu özellikle belirtmek istiyorum. Bugün 4-5 tane fabrikayı beraberce gezdik. Orada insanların o nasıl diyeyim misafirperverliğini, o iştenliğini ve o fabrikalarda yaptıkları yatırımları anlatırken o samimiyeti gerçekten kalbimde hissettim. Dolayısıyla çok etkilendiğimizi özellikle belirtmek isterim. Kayserimizin gidecek çok yolu var yalnız onu da söyleyeyim. Kayserimizi gerçekten gurur şehrimizi, güzellikler şehrimizi daha iyi yerlerde görmek istiyoruz. Kayseri Valisi Şehmuz Günaydın, Sakültepe kazılarında gün yüzüne çıkartılan ve Kayseri'nin ticaret tarihine ışık tutan 4000 yıllık tableti anlattı. Kayseri'nin ve ülkemizin üretimde, ihracatta, ithalatta ne kadar önemli bir merkez olduğunu da göstergesi. Ekrandaki tablet 4000 yıllık bir tablet. Kültepe kazılarında çıktı. Bunun gibi 22 bin tane tabletimiz var. Yani bundan yaklaşık 4000 yıl önce burada organize ilk uluslararası ticaretin yapıldığı bölge Kanışkarun bölgesi ve Kayserimizin ticaret geleneği, ticaret tecrübesi de buradan geliyor. Aslında bu tabletlerle ilgili de Memduh Başkanım'ın çok önemli bir çalışması var. Bu tabletlerle ilgili Büyükşehir Belediye'mizin bir müze çalışması var. Buradan elde edilen tecrübeleri aslında gelecek nesillere aktarma adına da bu müzeyi çok önemsiyoruz. Endüstri ve ticaretin harman olduğu sanayi ve ticaret kenti Kayseri'de global ekonomi ve politik durum değerlendirilmesi üzerine panel gerçekleştiren katılımcılara teşekkür eden Başkan Büyükkılıç, ödül alan iş insanları ve şirketleri de tebrik etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç muhtarlara büyük önem veriyor. Gerek merkezde gerekse kırsalda muhtarlarla sık sık toplantı yapıyor. Onların dilek ve taleplerini dinliyor. Şimdi mahalle muhtarları da başkana teşekkür ziyaretleri yapıyor. Baktığımız zaman bu kapsamda Koca Sinan ilçesi mahalle muhtarları Başkan Büyükkılıç'ı ziyaret ettiler. Verdiği hizmetler ve gösterdiği ilgiden dolayı başkana teşekkür ettiler. İlçeleri tek tek ziyaret ederek ilçe başkanları ve muhtarlarla yapılan yatırımları değerlendirmeye ve yapılacak hizmetlerle alakalı talepleri yerinde dinlemeye özel önem veren Başkan Büyükkılıç'a muhtarlardan da nezaket ziyaretleri gerçekleşiyor. Hizmetlerin en ücra noktalara kadar ulaştırılması noktasında mahallelerden sorumlu muhtarlarla buluşmasını hem mahallelerde hem de makamında sürdüren Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu kez de Koca Sinan ilçe muhtarlarını kabul ederek görüş alışverişinde bulundu. Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu'nda gerçekleşen ziyarette Büyükkılıç, insanların hayırlısı, hizmetkar olandır diyerek hizmet etmenin önemine değindi. Merkez ve kırsalda sık sık gerçekleştirdiği ziyaretlerde muhtarlarla buluşmaya, onların taleplerini yerinde dinlemeye özen gösteren Başkan Büyükkılıç'a, muhtarlar ilgi, alaka ve hizmetlerinden dolayı teşekkür ederek çalışmalarında başarılar diledi. Pandemi süreci şunu gösterdi. Tarım olmazsa olmaz çok önemli. Tarımla ilgili sorunlar, dertler büyük. Ama bununla ilgili çözüm yolları yapılıyor. Özellikle son dönemlerde belediyeler, mesela Kayseri Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz günlerde de Başkan Memduh Büyükkılıç'ı burada konuk ettik. Tarıma, çiftçiye, Kayseri çiftçiye büyük önem veriliyor ve destekler yapılıyor. Bu desteklerin ardından Tomarza çiftçileri de verdiği katkılardan dolayı Başkan Memduh Büyükkılıç'a bir teşekkür plaketi daha doğrusu takdim etmişler. Peki bu ziyarette neler yaşandı? Detaylara bakalım. Tarım ve hayvancılığa özel önem veren çiftçilerin her daim yanında yer alan Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç bu alanda yapmış olduğu önemli ve anlamlı çalışmalarını sürdürüyor.
Başkan Büyükkılıç önderliğinde Büyükşehir Belediyesi tarafından tarım ve hayvancılık alanında yapılan hizmetler de çiftçiler tarafından takdirle karşılanıyor. Bu kapsamda Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Büyükkılıç'a nezaket ziyaretinde bulundu. Başkanlık makamında gerçekleşen ziyarette Tomarza Ziraat Odası Başkanı Sami Nalbant, Başkan Büyükkılıç'a her zaman üretenin, üreticinin yanında olduğu ve tarımla hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Tarım ve hayvancılığın kendileri için olmazsa olmaz nitelikte olduğunu vurgulayan Başkan Büyükkılıç da hem çiftçilere hem de besicilere her zaman destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Nalbant, Büyükkılıç'a Tomarza çiftçilerimize vermiş olduğunuz ekipman, alet ve dahi çeşitli desteklerden dolayı teşekkür ederiz yazılı plaket takdim etti. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç son dönemlerde okullara gidiyor, üniversitelere gidiyor, kariyer günlerine katılıyor. Üniversite öğrencileriyle, liseli gençlerle, ortaokul çocukları, ilkokul çocukları bir araya geliyor. Onlara önemli nasihatlerde bulunuyor. Yine özel bir kolejin misafiri olmuş, burada yerel yönetimler konferansına katılmış ve minik öğrencilerle bir araya geldi Başkan Büyükkılıç. Büyükşehir Belediye Başkanı Doktor Memduh Büyükkılıç, Kayseri Büyükşehir Belediyesi ile İstem Koleji tarafından organize edilen Yerel Yönetimler Konferansı'na katılarak minik öğrencilerle buluştu. Heyecanları gözlerinden okunan minik öğrencilerin alkışlarıyla salona giren Başkan Büyükkılıç da öğrencileri alkışlayarak selamladı. Biliyorsunuz Kayseri'mizde çok önemli. Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan Zenginlikler Şehri Kayseri tanıtım videosunun izletilmesiyle başlayan söyleşide Başkan Büyükkılıç, Kayseri'nin özellikleri ve güzellikleri ile ilgili minik öğrencilere sorular sordu. Bilgi her zaman zenginliktir. Sorduğu soru minik öğrencilerin cevabı bilmesinin üzerine öğrencilere saat hediye eden Büyükkılıç, özgüveni oluşturacak şey bilgi donanımıdır dedi. Bilgi her zaman zenginliktir. Bilgi her zaman sizleri ön plana çıkartır. Sizler bizim gücümüzsünüz. Özgüveni oluşturacak olan bilgi donanımı. Teknolojinin ardından dijital unutkanlığa karşı miniklere uyarılarda bulunan Başkan Büyükkılıç, teknolojiyi üreten olacaksınız, teknolojiye siz hükmedeceksiniz, teknoloji size hükmetmeyecek diye konuştu. Siz bu teknolojiyi inşallah üreten olacaksınız, üreten. Teknolojiye hükmeden denir buna. Teknolojiye siz hükmedeceksiniz. Keyifli ve samimi bir ortamda gerçekleşen söyleşide Başkan Büyükkılıç, öğrencilerin sorularını tek tek cevapladı. Başkan Büyükkılıç miniklere nasihatlerde de bulundu. Annenizi babanızı dinleyeceksiniz, öğretmeninizi dinleyeceksiniz, arkadaşlarınızla sahip çıkıp saygıda kusur etmeyeceksiniz, sizler bizim geleceğimizsiniz. Hiç vakit geçirmeden şimdiden kendi seviyenize uygun olan kültürel kitapçıklardan da mutlaka yararlanmalısınız. Başkan Büyükkılıç, öğrenciler tarafından Türkiye'de ilk olan Medeniyetin Dehası Mimar Sinan isimli canlı anlatımlı sanat serginin AK Parti Kültür Sanat Kongresi'nde yılın en iyi yenilikçi yaklaşım ödülüne layık görülmesi için tebrik edilirken, bu ödüle şehrimiz, ekibimiz, sizlerin büyükleri layık görüldü. İnşallah sizler bu şehri daha da yaşanabilir, takdir edilir konuma getireceksiniz dedi. Ben ekibim adına, şehrim adına, çalışanlarım adına yenilikçi bir anlayış, çağın gereklerine uygun. Neydi o ödülümüzün içeriği? Mimar Sinan'ın yaşamını anlatan sergimizi dijitalize, yani herkesin evine konuk ettik. Söyleşi sonunda Büyükkılıç'a minik öğrencilerden tablo hediye takdimi yapılırken, Başkan Büyükkılıç ve minik öğrenciler günün anısına hatıra fotoğrafı çektirdi. Başkan Büyükkılıç'ın okul ziyaretinde Amerikan Seçe Milli Eğitim Müdürü Hacı Kaya da eşlik etti. Melik Gazi'ye geçelim. Melik Gazi Belediye Başkanı Doktor Mustafa Palancıoğlu, Melik Gazi ilçesinde yer alan kentsel ağaçların künyesinin çıkarılarak Kayseri iklimine, bölgesine ve yüksekliğine, en önemlisi şehir yerleşimine uygun ağaçların dikileceğini söyledi.
Parklarda, yeşil alanlarda bulunan ancak şehir yaşamına uygun bulunmayan, daha da önemlisi insan sağlığı açısından alerjik ve solunum rahatsızlığına sebep olan kavak türü ağaçların dikiminin yapılmadığını hatırlatan Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu, şehir yerleşime ve insan sağlığına uygun olan hem estetik hem de iklim ve yükseklik şartlarına denge sağlayan çınar, mavi ladin, topakasya, huş, kestane ve ıhlamur gibi fidanların dikilmesine ağırlık verileceğini kaydetti. Başkan Doktor Mustafa Palancıoğlu ilk ve sonbahar döneminde yine halkın da katılımıyla 15-20 yaşlarında fidanların toprakla buluşturulacağını ve Kayseri'ye kazandırılacağını sözlerine ekledi. Koca Sinan'la devam edelim. Koca Sinan Belediyesi bünyesinde çalışan personelin verimliliklerini ve kurumsal kapasitelerini artırmak amacıyla profesyonel eğitimler veriliyor. 6 saatlik bir eğitim verilmiş. Bu eğitimin ardından bu eğitimleri veren klinik psikolog İzzet Özer'e bir teşekkür plaketi vermiş Koca Sinan Belediye Başkanı Çolak Bayraktar ve demiş ki eğitimlerle vatandaşlarımıza daha kaliteli hizmet sunuyoruz. Atlamış, hafiflemiş, huzur bulmuş bir şekilde tekrar hizmetlerin ve projelerin yanı sıra personel eğitimine de büyük önem verdiklerine dikkat çeken Başkan Çolak Bayraktar, düzenlenen programlarla çalışanların bilgi birikimini sürekli artırdıklarını ifade etti. Farklı günlerde değişik konularla ilgili sizlere eğitimlerle bir arada oldu. Sizlerin kişisel gelişimine katkı koydu. Bu noktada inşallah verimli bir toplantı süreci geçmiştir. Başkan Çolak Bayraktar Kocasinan'ın her bir tarafına daha kaliteli ve daha iyi hizmet götürebilmek için gayretle çalıştıklarını söyledi. Hem sizin kişisel açısından hem de buradaki almış olduğunuz bilgilerle, becerilerle daha sonrasında kurumsal olarak vatandaşımıza ulaştıracağımız hizmetler, sizinle vatandaşın ilişkileri diye baktığımız zaman bu kişisel ilişkilerin bir arkasında Kocasinan Belediyesi var. 30 farklı müdürlüğümüzün her birerlerinde sizin yapmış olduğunuz işler aslında Koca Sinan Belediyesi ile vatandaş arasındaki bir iletişim süreci. Koca Sinan Belediyesi'nin farklı günlerde personele yönelik düzenlediği hizmet içi eğitim, belediyenin seminer salonunda çalışanların katılımıyla gerçekleştirildi. Bununla beraber doğaya çıkmak, spor yapmak, ailenle vakit geçirmek, özel hayatını lütfen ihya et. Özel hayatı güçlü olan, İş hayatı güçlü olur. Klinik psikolog İzzet Özer tarafından katılımcılara insan ilişkileri ve iletişimle kurum kültürü ve aidiyeti hakkında bilgiler verildi. Belediyelerin tarıma verdiği desteklerini az önce açıkladık. Bir destek de Talas Belediyesi'nden Başkan Mustafa Yalçın özellikle kırsala önemli yatırımlar, hizmetler yapıyor. Baktığımız zaman tarım ve hayvancılığa sağlanan destek devam ediyor ve bu kapsamda hazırlanan 32 ton baklagil tohumu çiftçilere ulaştırılmak üzere muhtarlara teslim edildi. Başkan Yalçın ilk olarak ayda bir gerçekleştirilen muhtarlar toplantısında Talas'ta görev yapan mahalle muhtarlarıyla bir araya geldi. Esma Hatun tesislerinde gerçekleşen toplantıda önümüzdeki bahar ve yaz döneminde yapılacak çalışmalar ele alındı. Burada söz alan muhtarlar hem istek ve önerilerini sunarken hem de Ankara'da yılın en başarılı geleneksel sanatlara katkı ödülü alması nedeniyle Başkan Yalçın'ı tebrik ederek başarılarının devamını diledi. Her yerde bizi gururlandırıyorsunuz. En son ödülümüzü de izledik. Rabbim hayırlara vesile etsin. Mahallemizde işlerimiz iyi elhamdülillah. Sağlık hizmetleri olsun, temizlik işleri, geri ekipmanlar iyi. Başkan Yalçın da sürekli Talas için çalıştıklarını belirterek bu ödülü belediye personeliyle birlikte muhtarların da katkısıyla aldıklarını söyledi. Biz çalışıyoruz. Allah verir. Biz de Allah var. Arkadaşlar da sizin sayenizde, duanızda hep beraber çalışıyoruz. Geçen sene de gençlikle ilgili projelerimizden dolayı Sayın Cumhurbaşkanı'nın elinden almıştık. Bunlar insanı teşvik ediyor, şevkini artırıyor ama belediyecilik durağan bir şey değil. Anında koşturmak diyeceğim. Orada notlarımızı aldık. Buraya gelene kadar arkadaşlarla notları konuştuk. Şimdi hadi şunu yapalım, bunu yapalım. Teknolojiden geri kalmamak, bunu sahip olmak adına çok önemli. Ama biz geri kalırsak ne ödül olur, ne iş olur. Ama tabii köyde de, orada da, burada da, her yerde de bir hayatın gerçeği de var.
Oradan da korkmayacağız, bundan da korkmayacağız. Toplantının ardından Başkan Yalçın ve muhtarlar 25 ton nohut, 7 ton kuru fasulye olmak üzere toplam 32 ton bakliyattan oluşan 2022 yılı baklagil tohumu dağıtım programına geçti. Başkan Yalçın buradaki konuşmasında 3 senede hem tarıma hem de hayvancılığa önemli katkılar sağladıklarını belirtti. Ve beraber çalıştığımız 3 sene içerisinde hem tarım hem hayvancılık yani gıda sektöründe katkı koymaya devam ettik. Önce koyun yıkama banyolundan başladık. Arkasından kırpma dedik. Daha sonra taş toplama makinesi, aynı zamanda diğer tarım aletleri, gübreyle alakalı kompost makinesi, onu serpmesiydi, öbür türlü makineler. Sizin yanınızda olmaya gayret ettik. Ama pandemi döneminde anlaşıldı ki en önemli sektör gıda sektörü. Yani tarım ve hayvancılık. Değerli mesai arkadaşlarımızla beraber gıda sektörüne destek olmak adına en sonunda 2 yıldan beri işte nohuttu, fasulyeydi, kabak çekirdeği yahut yeşil mercimek, daha sonra hayvan yemi tohumu dağıtmak üzere Allah'a çok şükür kendi çapımızda bir takım katkıda bulunmaya çalıştık. Bu ara en son meclis üyelerimizin oy birliğiyle aldığı karara göre hayvanlarımıza hem küçükbaş ve hem büyükbaş hayvanlarımıza aşı üzerine ilk ve ilçe tarım müdürlükleriyle bir anlaşma yaptık, protokol imzaladık. Aşı ücretlerini biz ödeyeceğiz dedik. Şükürler olsun, bereketli bir kış geçiyor. Allah'a çok şükür. İnşallah bahara kuru fasulye ve nohut tohumunu da şimdi ihtiyacı olan yerlere ekilmek üzere size teslim edeceğiz. Allah hayırlı mübarek etsin, bereketini kesmesin, afattan korusun. Sizin özel olarak tarım ve hayvancılığa verdiğiniz katkı da, köyünüzdeki çiftçilerde verdiğiniz katkı da göz ardı edilemez. Siz bizim böyle elimiz, ayağımız denir ya, gözümüz, kulağımızsınız. Tekrar teşekkür ediyorum katıldığınız için. Muhtarlar adına konuşan Yamaçlı Muhtarı Serdar Özcan da Başkan Yalçın'a tarım ve hayvancılığa verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti. Verdiğiniz desteklerden dolayı. Eyvallah. Çok teşekkür ederim başkanım. Rica ederim. Hayırlı olsun. Sağ olun. Allah bereketini artırsın. Sağ olun. Sağ olun. Eyvallah. Başka türlü yapılacak bir şey olursa gel kardeşim sen. Sen de şöyle. Başkanım. Öte yandan Talas Belediyesi'nin dün dağıtımını gerçekleştirdiği 32 ton baklagil ile birlikte son 3 yılda toplam 63 ton baklagil tohumu desteği sağlanmış oldu. Kırsal mahallelerde tarım ve hayvancılıkla uğraşanların işlerini kolaylaştıracak tarım aletleri ve makine desteğini de kesintisiz olarak sürdüren Talas Belediyesi ayrıca 22 ton Macar fiil yem bitkisi desteğinde bulunmuştu. Şimdi Talas'ta kültür etkinlikler yoğun bir şekilde devam ediyor. Nevruz etkinlikleri kapsamında düzenlemesi planlanan halk dansları gösterisi vardı. Bu cuma düşünülüyordu ama bu gösteri ileri bir tarihe ertelendi. Kültür ve Turizm Bakanlığı İzmir Devlet Türk Dünyası Dans ve Müzik Topluluğu tarafından 25 Mart Cuma akşamı sahnelenmesi planlanan gösteri bir müddet ertelenerek ileri bir tarihe alındı. Merakla beklenen gösteri önümüzdeki günlerde yeniden programlanarak Kayserilerle buluşturulacak. Hacılarla devam edelim. Hacılar Belediye Başkanı Avukat Bilal Özdağ'ın 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi kapsamında stand açan öğrencileri ziyaret etmiş. Onlara başarılar dilemiş ve şunu söylemiş. Gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz. Gençlerimiz geleceğimiz demiş.
Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Öğrenci Kulüpleri tarafından düzenlenen 5. Erciyes Mühendislik Zirvesi kapsamında standları gezen Hacılar Belediye Başkanı Bilal Özdoğan Gençler'den çalışmalar hakkında bilgi aldı. Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Enerji Sistemleri Mühendisliği Bölümü, Enerjisi takımı tarafından tasarlanan elektrikli araç, Volta Kar ve insansız hava aracı, Erciyes Roket takımının 2020 ve 2021 Teknofest Roket yarışmalarında finalist takımlar arasında yer alan, ayrıca Amerika'da düzenlenen SEACAP 2022 Uluslararası Roket Mühendisliği Yarışması'nda ülkemizi temsil eden T3 Offstar Paydaş takımını ve Erciyes Üniversitesi Mühendislik Fakültesi öğrencileri tarafından 2020 yılında faaliyetlerine başlayan Gökay İHA takımını ziyaret etti. Yapılan çalışmalar hakkında detaylı bilgiler alan Başkan Özdoğan öğrencilere başarılar diledi. Yapılan çalışmaların geleceğe yatırım olduğunun altını çizen Özdoğan, öğrenciler tarafından tasarlanan insansız hava aracı simülasyonunda deneme imkanı da buldu. Yapılan çalışmaların oldukça başarılı olduğunu söyleyen Özdoğan, "Her bir öğrencimize yürekten başarılar diliyorum. Gençlere yapılan yatırımı en büyük yatırım olarak görüyoruz. İnşallah bundan sonra da gençlerin elinden tutmaya ve onlara destek olmaya devam edeceğiz," dedi. Başkan Özdoğan stand ziyaretlerinin ardından öğrencilerle hatıra fotoğrafı çektirdi. İşsizlik rakamları açıklandı. Türkiye İstatistik Kurumu işsizlik oranlarını açıkladı. İşsizlik oranı bir önceki yıla göre 1.1 puan düşerek %12'ye gerilemiş. TÜİK'in açıkladığı verilere göre işsiz sayısı 2021 yılında bir önceki yıla göre 121 bin kişi azalarak 3 milyon 919 bin kişi oldu. Bir önceki yıla göre işsizlik oranı ise 1,1 puanlık azalışla %12 seviyesinde gerçekleşti. 15-24 yaş grubu aralığındaki işsizlik oranı 2021 yılında bir önceki yıla göre 2,3 puan azalarak %22,6 oldu. Bu yaş grubunda işsizlik oranı erkeklerde %19,4, kadınlarda ise %28,7 olarak tahmin edildi. İş gücü geçen yıl 32 milyon 716 bin kişi olarak gerçekleşti. İş gücüne katılım oranı ise %51,4 oldu. İş gücüne katılım oranı erkeklerde %70,3, kadınlarda ise %32,8 olarak kayıtlara girdi. Sağlık haberiyle devam edelim. Pınarbaşı'na gidelim. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin bilgi işlem birimi çalışanları kendi imkanlarıyla 2 yıldır devam eden çalışmanın ardından sıramatik yani KIOKS üreterek hastaların hizmetini sunmuşlar. Pınarbaşı Devlet Hastanesi'nin yaptığı açıklamada geliştirilen sıramatik cihazında diğer sıramatik cihazlarından farklı olarak her türlü etiket kullanılabilmekte olduğu, kablolu veya kablosuz olarak çalışabildiği ve açma-kapatma düğmesi de bulunmadığı ifade edildi. Hafta içinde sabah 08'de otomatik olarak açılan cihazın 16'da otomatik olarak kapanıyor. Sıramatik cihazının yazılımı kendisini sürekli kontrol ederek sistemsel hataları ayıklayabilme özelliğine sahip. Geliştirilen sıramatik cihazı hakkında bilgi veren Pınarbaşı Devlet Hastanesi Başhekimi Uzman Doktor Funda Fırat Kıranatlıoğlu, "Hastanemiz bilgi işlem biriminde görevli arkadaşlarımız 2 yıldır bu proje üzerinde çalışıyorlardı. Emeklerinin karşılığında güzel bir ürün ortaya çıkardılar. Birkaç gün önce de cihazımızı aktif olarak kullanmaya başladık. Vatandaşlarımız poliklinik müracaatlarında büyük kolaylık sağlayan bu cihazı zorlanmadan kullanarak sıralarını alıyorlar. Hastanemizde kendi ürettiğimiz bir cihazı kullanmak mutluluk ve gurur verici" ifadelerini kullanarak cihazı geliştiren bilgi işlem birimi çalışanlarına teşekkür etti. Sağlıktan kültür sanata geçelim. Bir tiyatro haberi. Bir bakanın başından geçenleri esprili bir şekilde anlatıldığı karma karışık tiyatro oyunun sahne almasına sayılı günler kaldı. Demek benim aklımda lan. Bir bakanın sekreteriyle buluşması ve sonrasında yaşanan olayların anlatıldığı karma karışık tiyatro oyunu 26 Mart Cumartesi günü saat 19.30'da Kadir Has Kültür Merkezi'nde seyirciyle buluşacak. Şampanya ve komedi tadında oyunun sahnelenmesine sayılı günler kala yönetmen Aytekin Aydoğan oyun hakkında bilgi verdi. 26 Mart'ta Kadir Has Kültür Merkezi'nde Karma Karışık isimli oyunumuzu sahneye koyacağız. Onun hazırlığı için şu anda sahnedeyiz. En güzel günlerde hazırlıklarımızı yapıp güzel komik bir oyunla halkımızın karşısına çıkmaya çalışıyoruz. Hepinizi bekliyoruz. Oyunumuz Karma Karışık isimli oyun, yazarı Ray Cooney. Oyunumuz bir bakanın rakip parti sekreteriyle bir otel odasında bir geceyi geçirmek için buluşması
Ancak ortaya bir dedektifin çıkmasıyla, işlerin karışmasıyla ortaya çıkıyor ve gelişiyor. Daha sonra o durumdan kurtulmak için farklı planlar yapıyor. Özel kalem müdürü, bakın özel kalem müdürü yanına geliyor. Onunla beraber o kaostan kurtulmaya çalışıyorlar. Tabii her defasında farklı bir kargaşa çıkıyor, işin içine farklı karakterler dahil oluyor. Bu kaos içerisinde de durumu kurtarmanın yollarını nüktedan söylemlerle, komik esprilerle döndürüp geçirmeye çalışıyor. En son final sahnesine kadar hareketli, son derece keyifli, koşturmacalı bir oyun olacak. Oyunun seyirciye geçmesi için bol bol prova yaptıklarını anlatan Aydoğan, bilet satış noktalarından biletlerimize ulaşabilirsiniz diye konuştu. 26 Mart Cumartesi günü Kayseri Kadir Has Kültür ve Sanat Merkezi'nde akşam 7.30'da oynanacak. Bilet satış noktalarımızda da ve Biletino'da da bütün biletlerimize ulaşabilirsiniz. Tiyatro oyuncularından Abdülkadir Korkmaz da oyunla ilgili şunları kaydetti. Kayseri Sahne Tiyatrosu'nda bu ikinci oyunumuz ama bu ikinci oyunumuz bomba gibi geliyor. Gerçekten her provada ayrı eğlenceli, gülmeli, bol kahkahalı bir şekilde seyircilerimizi de aynı şekilde güldüreceğimizi düşünüyoruz. 26 Mart'ta Cumartesi günü hepinizi oyunumuza bekliyoruz. Biz çok eğleniyoruz provalarda. Sizin de eğlenmenizi istiyoruz. O yüzden oyunumuza bekliyoruz efendim. Kayseri Spor Kulüp Başkanı Berna Gözbaşı daha önce Fahri Portekiz temsili yapıyordu. Öyle bir şey vardı Portekiz'le ilgili hem ticari ilişkiler. Bununla ilgili de yani Portekiz'de çok bilinen biri Berna Gözbaşı. Orada tabii bizim de bu hafta içerisinde yani yarın Perşembe günü Portekiz'de önemli bir maçımız var. Türkiye'nin yeniden başarılar diliyoruz milli takımımıza umarım. Portekiz'de oynayacak Lisbon'da maç, Porto'da. Umarım bu engeli aşarız. Burada ünlü bir gazete var, Abola, bir tabloid gazetesi Portekiz'in ve buradaki gazeteye Berna Gözbaşı Portekiz'de manşet olmuş. Kayseri Spor Başkanı Berna Gözbaşı, Portekiz'in ünlü gazetesi Abola'ya manşet oldu. Gazete, başarılı bir iş kadına gelenekleri yıktı ve ön yargıların üstesinden geldi. Bir gün Berna Gözbaşı hiçbir erkeğin kabul etmediği bir meydan okumaya kalkıştı. Kayseri Spor'u uçurumdan indirdi ve başkanlığında ona onurlu ve müreffeh bir gelecek sunarak Türkiye'de bu rolü üstlenen ilk ve tek kadın olduğu ifadeleri yer aldı. Kadın futboluyla devam edelim. Kayseri Kadın Futbol Kulübümüz maalesef mağlubiyetlere devam ediyor. Dudullu Spor Kulübü'yle bir erteleme maçıydı. Sümer sahasında oynandı bu maç ve maalesef sahadan 1-0 yenik ayrıldı. Sümer sahasında oynanan maçın ilk yarısında iki takım da gol atamadı. Dudullu Spor Kulübü ikinci yarısında sakin başlayan maçın 82. dakikasında Tuana Naz'la öne geçti. Maçın kalan dakikalarında başka gol olmadı. Kayseri ekibi mağlubiyet serisini sürdürürken karşılaşmadan 3 puanı kazanan taraf İstanbul temsilcisi oldu. Kayseri Kadın Futbol Kulübü maça Melike Çalışkan, Canset Yiğit, Aysun Muradova, Alina Nahmadova, Saniye Aslanov, Şeyma Yücel, Pınar Çeri, Sona Rahimova, Yağmur Fatmanur, Rabia Behlül, Mualla Karanfil ile çıkarken Dudullu Spor Kulübü ise Zerda Taşçı, Zeynep Okumuş, Samira Gassiz, Suhdenur Arpacı, Dilan Erkul, Defne Sualdemir, Dilara Yılmaz, Tuana Naz, Berivan Akyüz ve Ece Tütüncü ile çıktı. Gençlik ve Spor'a gidelim. Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Alisan Kabakçı, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası'nda ikinci olan Omme Havalı Tabancı Genç Erkekler takımını tebrik etti. Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Norveç'in Hamar kentinde yapıldı. Şampiyonada finale kalan Omme Havalı Tabancı Genç Erkekler takımı şampiyonluğu kaçırsa da gümüş madalyana sahip oldu. Avrupa ikincisi olan takımı tebrik ettiğini söyleyen Kayseri Gençlik ve Spor İl Müdürü Ali İhsan Kabakçı, Havalı Silahlar Avrupa Şampiyonası Onem Havalı Tabanca Genç Erkekler Takım müsabakasında ilimizi ve ülkemizi temsil eden sporcumuz Mert İbrahim Özel'in bulunduğu milli takımımız Avrupa ikincisi olarak gümüş madalyana sahip oldu. Milli takımımıza ve antrenörlerini göstermiş oldukları başarılı performanslarından dolayı tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum dedi. Sırada bir transfer haberi var kadın futbolunda. Yukatel Kayserispor Kadın Futbol Kulübü forması giyen İrem Barut, Galatasaray Hepsi Burada Kadın Futbol Kulübü'ne transfer oldu.
Kadınlar Süper Ligi ekiplerinden Yukatel Kayserispor Kadın FK'da ayrılık. Sarı Kırmızılı takımın 2004 doğumlu savunma oyuncusu İrem Barut, bundan sonraki süreçte Galatasaray Hepsi Burada Kadın FK forması giyecek. Yeni takımına katılan İrem Barut bugün ilk maçına çıkacak. İrem Barut yaptığı paylaşımda 5 yıldır formasını büyük bir gururla taşıdığım Yukatel Kayserispor Kadın FK ailemden ayrılıyorum. Bu forma altında her zaman elimden gelenin en iyisini yapmaya çalıştım. Acısıyla tatlısıyla çok güzel anılarım oldu burada. Şimdi kendim için yeni bir başlangıç yapmanın vakti geldi. Desteğinizi her zaman kalbimde hissedeceğim. Kulüpte bulunduğum süre boyunca beni her zaman destekleyen ablalarıma, kardeşlerime ve buralara kadar yükselmemi sağlayan Mutlu Önal'a, Osman Bahadır Kökoğlu'na, Şafak Altaş'a ve Sercan Erdoğan hocalarıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Unutmayın ki ayrılıklarda sevdaya dahildir. Her şey için teşekkürler, hakkınızı helal edin dedi. TV Kayseri ekranlarına yayınlanan Sağdakiler programı gündemi belirliyor. Bu programda bir de nostalji bölümü var. Gerçekten son derece güzel Sağdakiler'deki nostalji bölümüne bakın bu hafta ne vardı. Bugün yine Ayhan abinin bizlere ulaştırmış olduğu çok güzel bir fotoğraf vardı. Hemen o seremoni fotoğrafıyla karıştı. Diğer karıştı. Bu beyaz formalı olan Serdar bu artık. Adana Demirspor taraftarlarıyla mı oynuyor? Yok, bunu hikayesini anlattım. Kangale. Burası evet, Serdar abi. Bunlar 2007'li yıllar. Saido, Toledo. Biz ki hasta anlat, devamlı işleriz. Evet, kaleci. Bu da efsane bir kaleci. Bursa bu. Ama Bursa Spor'da olduğu dönemde. Evet. Yani bu arada ilk Topuz. Fotoğraf alabilirsek rejiden daha iyi olur. Evet. Evet geldi Ayhan abi. 2005 şimdi miydi? Sene kaç abi? 2004-2005 Kayseri yok, Spor'a. Yok diğer ha sen evet. Evet bu kadro 2004-2005 sezonu. Yani abi tribünler boş. Evet evet bu fotoğraf sabit kalsın. Tribünler boş değil. Orası, ceza mı? Yarısı rakip taraftan. Yarısı rakip takımı taraftan verilen. Düş büyüklerin oynamış olduğu maçlardan bir tanesi. O, yani rakip taraftan boş o zaman. Tabii tabii. Yani evet. O zaman maalesef böyle enteresan uygulamalar. Bakarsanız orada yarı yarı yapıyorlar hatta. Çok komik. Bunun vallahi ayrıca bir vahim olayı var. Şimdi dikkatinizi çeken bir forma rengine dikkat çekti mi? Çok ben beğendim formayı. Çok beyaz. Beyaz kırmızı gibi. Sarı nerede? Sarı. Ama yok. Bilmiyorum. Atlet, dizayn atlet olabilir sadece yani. Sadece logoda var sarı. Ben beğendim ama. Beğen açık yok. Söyleyeyim. Armada var. Başka da yok. Gerçekten beğendim. Şimdi olayın özeti şu. Kayseri Spor isim değişikliğiyle Erciyes'ten Kayseri'ye döndüğü anda Erciyes'in forma rengi kırmızı, kırmızı beyaz, kırmızı yedek renk sarı. Ve o takım lige çıktığında da kırmızı beyaz ağırlıklı formada oynayacağı için o tarihlerde yaptırılan formalardan bir tanesi. Düz beyaz hatta bir forma var ki ben onu bir kullanırım. Kırmızı beyaz çubuklu forma. Şimdi niye diyeceksiniz? Daha sonraki süreçte o tarihteki başkanımız Menduk Büyükkılıç Kayserispor Başkanı. Daha sonraki süreçte de Recep Mamur Başkanı olduktan sonra kulüp bir nevi sarı kırmızı renklerle çıkmaya başladı. Bunu belirtelim. Şu andaki Kayserispor'un forma renkleri kırmızı, beyaz, sarıdır. Resmi renk olarak. Resmi. Bilmiyorum. Evet. Kayıtları değişmedi. Bunu belirtelim. Daha sonra biliyorsunuz logoda 66'yı daha sonraki süreçte eklendi. Şimdi bu kadroda kimler var? En azından eğer bakabiliyorsunuz 32 numara en baştaki Erik Brabek. Çekya'dan transfer olan futbolcumuzdu. Defans oynuyordu. 17 maçta görev aldı. 51. 51 Murat Duman. Evet. Murat Duman 17 maçta bir golü var. Uzun yıllar bu şeyde de oynadı ya. Bu ikincilik defa çok oynadı yani. Evet. Bu, evet. Yanındaki futbolcu 11 numarayla Gökhan Ünal. Gökhan genç. 34 maçta 9 golü vardı ki zaten bu müsabakalarda bir Galatasaray maçı vardı ki aslında en büyük İki gündeme geldi. Maç mı? İki kilik maç. Kafa evet. Gol atmış son yani, dakikada değil mi? İnanın ben o golün bir fotoğrafı var. Sıçradı yani, son gol. Evet. Neredeyse kale direğine kadar sıçramış. Evet çok güzel. Çok mükemmel. O maç seyrettim ben. Zaten çıkış yaptığı dönemlerin başlangıcı. Seyrettim. O fotoğrafı bir gün getiririz telif sorunu olmazsa diye düşünüyoruz. Ha bunu da belirteyim. Ben bu fotoğrafı Kamber'den aldım. Kamber Arslan'dan aldım. Evet. Kimin 38 çektiğini değil bilmiyorum. Mi? Kamber bu bilmiyorum. Değil mi? İnşallah. 38 numara değil miydi Kamber? Evet. Yani telif fotoğrafı kim çektiğini hakkında fikir sahibi değilim. Ben Kamber'in arşivinden aldığım için Kamber Aslan'ı
kendisine fotoğraf çekerdi. Cavcan nasıl kaçırdıysa elinden. Yani o kadar kurt bir değil mi? 10 kilo pastırma parasına Kayseri Spor'a transfer oldu söylemiş. Herhalde Cavcam'ın en büyük pişmanlıklarından biridir. Olabilir. Gökhan Ünal yanındaki 44 numara İbrahim Yavuz. İbrahim Yavuz'u bilen var mı? Ben tanıyorum. İbrahim Yavuz, Adana Spor, Galatasaray'da oynatmasa Kayseri Spor'a transfer oldu. Daha sonra Ankara Gücü'ne giden bir futbolcu. 9 maçta forma giydi ama pek Kayseri Spor'da katkı sağlayamadı. 35 numara Thomas Pesir. Aslında genç futbolculardan 22-23 yaşlarındaydı. Çekya'dan gelen futbolcuydu ve gerçekten kaliteli bir, hatırlıyor musun bilmiyorum, izledin mi? Çok iyi bir santrfordu. Ama zaten ikinci devre kadrosuna dahil olan futbolcular bunlar. Kurtarıcı olarak gelen oyunculardan oluşuyordu. Evet. 13 maçta 5 gol attı. 17 numara Müslüm Can. Müslüm'ü biliyorum. Evet, Müslüm Can 22 maçta forma giydi. 41 numara Ergün Teber. O da zaten konuşmuştuk. Evet, Ergün Teber 19 maçta 2 gol var. Kaleci Metin Aktaş. Trabzon. Metin Aktaş. Şu anda da Kayseri Spor'da kaleci antrenörü Metin Hayır, Hoca. Trabzon'da uzun yıllar oynadı. Evet, tabii uzun yıllar oynadı. Ünal Hoca'nın da ekibindeydi kendisi. Evet. Trabzon Spor'da, Sebat Geçik'te, Kayseri Spor'da, Diyarbakır'da, Rize'de, Adana Demir gibi takımlarda forma giydi. Boy dezavantajı yok mu ya? Allah Allah, değil mi? Yandaki futbolcumuz 38 numara Kamber Aslan. Kamber Aslan, evet. Kamber'i. Kamber'siz düğün olmaz hesabı. Çok iyi hatırlıyorum. İmza atmak için bir şartım var demişti. 38 numara forma ben istiyorum demişti. Yani 10 orta bin sahada çok koşardı ama. O iyi. Ben eşit para alayım ama 38 numara ben istiyorum şartını geçmişti. Yine diğer futbolcumuz 63 numara Bülent Bölükbaşı. O da efsanelerden. Yani Bülent Bölükbaşı o yaşlılık şu an takımda olması çok isterdim. Yani. Şimdi geçeni söyleyeyim. Tam bir abiydi. Ve yanındaki futbolcu 15 numara Samuel Johnson. Takım kaptanı. Evet, evet. Takım kaptanı. Geçen de konuşmuştuk değil mi bunu? Evet. Ganalı ve takımın o sezon en çok gol atan futbolcusuydu. 34 maçta 10 gol attı. Yani aslında, o sezon ne yapmış Ayhan bu arada? Birazdan onun hikayesini anlatacağım yani. Birazdan anlatırım. Evet. Yanındaki 10 numaralı futbolcu. Yanındaki mi? Yanındaki. Yok, evet, özür dilerim. Daha sonra futbolcu yok. Teknik direktörümüz de ifade edeyim. Bunu sezonu anlatalım. 11 oldu, ben 12 kişi. Evet. Lige Hüsnü Özkara ile başladık. İlk 7 maçta Hüsnü Özkara takıma sahaya sürdü. Bu müsabakalarda son Samsun müsabakasında 4-1 Kayseri'de mağlup olunca hocalara yollara ayırdık ve Hikmet Karaman'a getirdik. Hikmet Karaman'ın Kayseri Spor'u küme düşürmekten kurtardığı sene değil mi bu sene? Doğru. Tartışırız. Hayır, küme düşmekten son anda kurtulmuştu Kayseri. Anlatıyorum. Onu demiyorum. Çünkü önemli bir detay var herhalde. Çünkü 1-0'lık şöyle. Herhalde değinmek istediğim önemli bir detay var. 1-0'lık Konya maçı var, onu hatırlıyorum. Konya maçı değil, Sakarya maçı. Sakarya maçı mıydı? Evet. Yani, Sakarya. Aynen abi, önemli bir noktaya değinecek gibi Şemin Hoca. Ve takım 16. sıradan aldı. 2 beraber 5 mağlubiyetten sonra Hikmet Karaman hocamız 8. haftada göreve geldi. Ligi 14. sırada tamamlattı 18 takım arasında. Burada dikkatimi çeken husus şu oldu. Şöyle baktığımızda Kayseri Spor son 11 maça girerken bugünlere bir havasını koklatmak amacıyla Kayseri Spor ligde kalacak galibiyeti bir türlü alamadı. Öyle bunu anlatayım. Ayhan abi de görüyoruz. Bu da Serdar abinin arşivi. Ben çektim fotoğraflarını. Bir türlü o galibiyeti alamadık. Ardı ardına 6 maç berabere kaldı Kayseri Spor. Evet. Daha sonra son 5 müsabaka girdiğinde Denizli'yi 1-0 mağlup ettik. Gaziantep'i Samuel Johnson'un golüyle yanlış hatırlamıyorsam 2-1 mağlup ettik. Sakarya maçı, final maçı oldu. Sakaryaspor'u 1-0 mağlup ettikten sonra ligde kalmayı aşağı yukarı garantiledik. Beşiktaş'la İstanbul'u 3-2 yenildik ve sahamızda Ankara Spor'la da Osmanlı Spor'la 0-0 beraber kaldık. Evet. Bu çuval meselesinin olduğu yıl. Evet. Şimdi şunu çuval anlatmaya çalışıyorum. Biz şunu hiç biz aşamadık. Yani bugünkü yaşanan sıkıntı ne diyorduk? Ya Kayseri şu galip edersi ilk 5 oynayacak. Şu galip edersi şey olacak. Evet. Dediğimiz dönemin tam dönemi. Ya 6 maç ard arda puan berabere kaldık. Evet. Yani aslında düşünebiliyor musun? Son 11 maçta Kayseri Spor'un galibiyet sayısıyla yani çok büyük bir galibiyet sayısı elde edemedik. Yani bir şekilde evet. Kayseri Spor o dönem ligde kaldı ve Kayseri Spor Yönetim Kurulu o tarihte Recep Mamur Başkanı'nın şeysi
Hikmet Karaman'la çalışmadı. Yeni hocayla göreve devam etti. Şu fotoğraf Ayhan abi, Serdar abi tabii senden de alabiliriz aynı zamanda hikayesini. Bu fotoğrafı hızlı geçti. Evet, bu fotoğraf. Bu fotoğraf Hacettepe bir takım vardı. Hatırlar mısınız? Gençler evet, Birliği. Ankara Kulübü. Yok, Gençler Birliği'nin Cavcam'ın ikinci takımıydı. Evet, Hacettepe Ankara takımının o maçta. Evet. O zaman Ayhan abi maç ayırt etmez, her maça gelirdi. Şu yandaki senin oğlan mıydı? Furkan Formalı mı? Benim oğlan Furkan. Yanındaki de dayım, Salim dayım. Evet. Maça sık sık iyi taraftarlardan bir tanesidir. Yani çok hikayeler vardır bunda. Kitap yazarken de bayağı bana katkısı oldu. Halen o konuları anlatıyor. Evet. Biz ailedeki spor sever insanız, onu söyleyeyim. Olmadı çalışıyoruz. Ama son dönemlerde tribünlerde göremiyoruz Ayhan abi. Gitmek kısmet olmadı ama gitmeyi de düşünmüyorum. Serdar abi rahat de aynı şekilde göremiyoruz ben maalesef. Ben de gitmiyorum. Bu sene gitmeyi diye düşünmüyorum. Tribünden tek şeyi devam benim ya. Devam edelim isterseniz rejimden. Diğer fotoğrafları da alalım. Biraz da tabii evet, programımızı anlatacak. Şimdi burası bu fotoğraf Kayseri değil. Burası Adana'da. Adana'da evet. Bir dönem biz 5 Ocak. Diğer fotoğraf alabilirsek. Stat değiştirirken. Fırat'a bak be. Biz maçları Adana'da yapmıştık. Ve evet. Adana Spor taraftarıyla Kayseri Spor Adana taraftarı. Adana Demir'le Kayseri Spor taraftarı beraber maç seyretmişti. Adana Demirspor taraftarı o dönemde Kayseri Spor'a destek verme kararı aldı. Oradaki 13 başta da bizi destek verdiler. Oradan da. Evet. Topuz'da Fırat. Bu fotoğrafı niye koydum? Bu hocamız bir tane daha fotoğraf olması lazım. Diğer Fırat Aydınus'un hakemin olduğu fotoğrafı alabilirsek diğer fotoğraf. Yok diğeri ileri. Diğeri evet. Evet burada duralım. Futbol bırakan bir oyuncuyla hakemliği bıraktırılan bir hakemimiz var. Evet aynı karedeler. Gündem oldu diye koydum. O zaman da FIFA evet. Doğru. Fırat Hoca da futbolu bıraktırılan FIFA kokartı o zaman vardı. Futbolu bıraktırılan. Herhalde zaten şu anda en eski hakem Fırat Hoca'ydı evet, bu arada. Cüneyt Çakır'dan da eskiydi. Evet. Bir de öyle bir fotoğraf olması lazım. Cüneyt Çakır'dan fotoğrafı yönden. Evet. Evet. Diğer fotoğraflarda alabilirsek. Evet burada da Gençler Birliği. Burada da oyuncularımız var. Yani Kahen'in yanındaki kim? Mehmet Eren. Mehmet Eren Boyraz. Gençler Birliği'nde Boyraz'ın müthiş bir golü vardı. Hatırlıyor musunuz burada? Evet. Mehmet Eren'in Gençler Birliği'ne yeni statta değil mi hocam? Yeni statta evet, harika bir golü vardı. Evet. Hani Gençler Birliği olunca zaten Mehmet Eren Boyraz'ın da lakabını belki bilirsiniz. 7 numaralı Saido. Arkadaki Eren Güngör. Eren Güngör. Gerideki. O da iyi defansı ya değil mi? Ali Turan. Erken bıraktı. Ya bir yere milli takıma çok erken bıraktı ya. Eren Güngör sakatlıktan sonra yani, devam edemedi. Yani çok genç yaşta. Onunla Karabük'e gitti ama Karabük'te fazla evet. oynamadı. 2 yaşında bıraktı. Diğer fotoğrafı da alabiliriz. Değil yani, fazla da değildi yani. Aynı şey. Aynı fotoğraf. Bir sağdaki oyuncu yeni. Hangisi? 11 numara. Hangisi abi? 11 Umut Koçer. Muhammed, diğer fotoğrafı. Bir önceki. Muhammed Erdoğan galiba. Bunu yorumladık bir önceki. Evet. Evet. Şu sağdaki Muhammed Erdoğan değil mi? He. Evet arkadakini diyorsunuz Muhammed değil mi? Muhammed Erdoğan galiba. Evet evet. 11 numara hayır Umut Koçer. Umut Koçin miydi? Koçer. Yani 11 Umut Koçik evet, miydi? Böyle bir, Koçik diye evet. Öyle bir ismi vardı evet. Diğer fotoğrafı da alabilirsek. Diğerini yorumladık da. Orada yani burada yanlış evet. Bu da yine aynı Adana şekilde. Demir. Adana Demir taraftarlarımız. 5 Ocak stadyumu. 5 Ocak stadyumu evet. Doğrudur. Bizi misafir ettiler sağ olsunlar. Evet. Evet. Diğer fotoğraf burada Kangal'e. Türbünden yani, çekilen fotoğraf. Koçin'miş. Umut evet. Koçin. Evet Koçin. Evet. Bu fotoğrafları yalnız siz çektiniz ben değil mi Serdar evet. abi? Evet. Toledo, Saido. Topuz. Bunlar yeni dönem. Bu Ankara maçı herhalde. Bu da efsane kalecilerden bir tanesi. Bursa Spor'la maç yaparken çekmiştim. Evet. Bursa Spor'un kalesini kuruyor. Yine Adana'daydı bu. Adana'daki başlarda bir tanesi. Evet, Kayseri Spor Bursa maçıydı. Doğrudur. Evet. Başka fotoğrafımız var mıydı? Skor hatırlamıyorum. Evet, ben şey yaptım. Bu da taklacı evet. golcümüz. Agahova. Sadece Fenerbahçe maçında gördüğümüz. Daha sonra da bir yok, türlü. Yok gene attı bazı maçlar. Attı da hani Agahova deyince direkt değil mi Serdar evet. abi? Aklımıza Fenerbahçe maçı geliyor. Türkiye hatırlıyor o maç sayesinde. Taklacı. Sırada para ve hava var. Para piyasalarında bugün dolarda yükseliş, avroda düşüş yaşandı. Dolar 14.843 liradan, avro ise 16.321 liradan işlem gördü. Kayseri Saraflar ve Kuyumcular Derneği'nden alınan bilgiye göre bugün altın fiyatlarında yükseliş yaşandı. Cumhuriyet altını 6060 liradan, küçük altın ise 1515 liradan satışa sunuldu. Borsa İstanbul Yüz Endeksi düşerek 2.180 puandan günü kapattı. Kayseri'de hava yarın çok bulutlu. Gece en düşük sıcaklık -4, gündüz en yüksek sıcaklık 5 derece olacak.
Yozgat kar yağışı eksi 3, 3. Nevşehir çok bulutlu eksi 4, 4. Kırşehir kar yağışı eksi 2, 7. Niğde çok bulutlu eksi 5, 5. Sivas çok bulutlu eksi 6, 3. Aksaray kar yağışı eksi 2, 6. Konya kar yağışı eksi 1, 7 derece olacak. Haber Odası'nın sonuna geldik. Haber Odası'nın sonunda uzun metrajlı bölümü var. Şimdi Damızlık Sır Yetiştirici Birliği Hizmet Binası'nda bugün önemli bir toplantı gerçekleştirildi. Tarım ve Orman İl Müdürü Mustafa Şahin de vardı. Kayseri Damızlık Sır Yetiştirici Birliği Başkanı Günay Çakı, Ziraat Odaları İl Koordinasyon Kurulu Başkanı Abdülkadir Güneş ve sektör temsilcileri katıldı. Burada 23 Mart'ın Dünya Yoğurt Günü ilan edilmesiyle ilgili olarak bir tanıtım toplantısıydı. Yoğurt Türk mutfağında önemli bir yere sahip. Bununla ilgili açıklamalar var. Bu tanıtım toplantısıyla, bu önemli toplantıyla Haber Odası'nı bitiriyoruz. Bir başka Haber Odası'nda buluşmak üzere. Hoşçakalın. Sivil Toplum Örgütü'nün kıymetli temsilcileri, CHP İl Başkanımız, üniversitemizin değerli temsilcileri, değerli basın mensupları, arkadaşlar, bugün biz Damızlık Sır Yetiştiriciler Birliği olarak sosyal bir proje kapsamında yoğurdun Türk insanının olduğunu dünyaya duyurulması açısından çok önemli bir konu olduğunu düşündüğümüz Dünya Yoğurt Günü'nü kabul edilsin diye bir başlangıç yapıyoruz. Burada baktığımızda bütün işte Acı Badem Günü gibi ya da Badem Günü gibi birçok ürünün dünyada kabul edilerek Dünya Günü olarak kabul edilmiş. Biz de bu Yoğurt Günü kabul edilmesi açısından bir çıkış yaptık. Bunun ikincisini yapıyoruz. İkinci 2021 yılında da yaptık. Tabii ki baktığımızda yoğurt Amerika'da 45-50 yıldan beri tanınıyor. Avrupa'da 1900'lü yıllarda tanınmaya başlanmış. Hatta Fransa kralı rahatsızlandığında Osmanlı padişahı tarafından ilaç olarak ateşli bir hastalığa yakalanıyor. Onlara gönderiliyor ve tedavi olarak kullanılıyor. Belli bir dönem sonra da yoğurt dünyada, Avrupa'da özellikle ve Amerika'da ilaç olarak eczanelerde satılmaya başlanıyor. Ve bir dönemde bizim atalarımız Orta Asya'dan çıkıp bu taraflara doğru gelirlerken de yoğurdu hani nasıl saklarız? Biz bu yoğurdu nasıl daha güvenli halde koruruz şeysinde çiğ ile mayalayarak bugünümüze kadar geldi. Dünyada kutlanmayan ve Türk'ün öz mutfak ürünü olan yoğurdun hem tarihe not düşmesi açısından hem de devletimizin buna sahip çıkarak dünyada kabul edilir bir şekilde 23 Mart'ın Dünya Yoğurt Günü olarak kabul edilmesi için hem STK'larımızdan hem devletimizden, sivil toplum örgütlerinden, devletimizden biz bu konuda duyarlı olmalarını ve bu işi ikinci kez kutlayarak duyurmak istiyoruz. Ben katılımlarınızdan dolayı teşekkür ediyorum. Türk Dünyası Toplulukları Haftası'na denk gelen 23 Mart Yoğurt Günümüzü, dünya gastronomisi dalında belirlenen bazı günler var. Bunların içinde niye olmasın diye düşündük. İnşallah bunda da başarılı olacağız. Dünyada belirli günlerden bahsetmek istiyorum. Dünyada su günü, süt günü, çiftçiler günü, fasulye günü, meyveli kek fırlatma günü, badem ezmesi günü, patlamış mısır günü gibi dünya gastronomi dalında belirlenen bazı günler var. Bu günlerin içinde bizim yoğurt günümüzde niye olmasın dedik. Yoğurt kültürünün keşfettiği en önemli yiyeceklerden birisidir. Bu nedenle yoğurdun Türk mutfağında yeri ve önemi ve gastronomisi bunlara göz önünde bulundurmalıyız. Yoğurdun tarihçesi, yoğurt ve turizm, yoğurt ve markalaşma, yoğurt teknolojisi, yoğurt bilimi, yoğurt mikrobiyolojisi gibi ürünlerin araştırılması ve gıdada bunun Türkiye'de yoğurt sanayinin, organik yoğurt ürünlerinin, yoğurt endüstrisinde Ar-Ge,
hayvan sağlığı ve yoğurt konularında araştırmacılar sevk edilmeli diye düşünüyoruz. İnşallah kayıtlar altına alınmalı ve milli yiyeceğimiz yoğurdumuza sahip çıkmalıyız diyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Sayın Başkanım, değerli hazırım, saygıdeğer hocalarım. Ben de hepinizi saygıyla selamlıyorum. Tabii geçen yıl Günay Başkan'ın başlatmış olduğu bu hamle aslında göle atılan bir taş gibi küçük bir dalga ileriye doğru inşallah büyüyecek. Resmi anlamda da bir hüviyet kazanacağını biz düşünüyoruz bunun. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde kabul görecek ve her zaman söylendiği gibi her şey birle başladı. Geçen yıl birdi. Bu kadar basının belki ilgisi de yoktu. Bu kadar kalabalık bir cemaat de burada yoktu. Demek ki yavaş yavaş bir kabul görme başladı. Elbette ki bizim milli tüketeceğimiz milli yiyeceklerimizden bir tanesi yoğurt. Ve aynı zamanda da vazgeçilmez kaynaklarımızdan bir tanesi. Özellikle hayvansal protein anlamına bakıldığında. Elbette ki hocaların bu konuda çok daha yetkin açıklamalar yapacaklardır. Ama biz her zaman söylüyoruz. 7'den 70'e her yaşta olmazsa olmazlarımız arasında yoğurt bulunmalı. Yoğurdu her öğünde tüketilmesi konusunda da hem bakanlığımız hem de sahada bizler elimizden geldiği kadar bu tür özel günler dışında da bunu anlatmaya çalışıyoruz. Elbette ki bu ürünler tüketildikçe, tüketimi arttıkça, kaliteli ürünler piyasaya çıktıkça ülkedeki hayvancılık ve hayvana olan bakış açısı da değişecektir. İnşallah önümüzdeki süreç içerisinde 6000 yıllık kadim bir kent olan Kayseri'de yoğurtla ilgili başlanmış olan hamle hem tüm Türkiye'de hem de dünyada kabul görecektir diye düşünüyorum. Ben sektöre vermiş oldukları emeklerden dolayı önce Sayın Başkanıma, saygıdeğer hocalarıma ve tüm hazırına teşekkür ediyorum, saygılar sunuyorum. Çok kıymetli İl Tarım ve Orman Müdürümüz, kıymetli Damızlık Sığır Yetiştiriciler Birliği Başkanım, siyasi partilerimizin temsilcileri, hocalarımız, sivil toplum kuruluşlarının başkanları, hepiniz toplantıya hoş geldiniz. Öncelikle böyle bir çiftçi kuruluşunun toplantısına geldiğinizden dolayı hepsinize teşekkür ederim ayrı ayrı. Çünkü bazen bizim toplantılarımız olduğu zaman çok yanımızda görmek istediklerimizi göremiyor. Ama inşallah bundan sonra görürüz. Sayın Başkanımın 23 Mart yoğurt gününü kutlarım. Böyle bir gün düzenlemiş. Üreticilik zor. Üretmek zor. Tabii yoğurt da bir üretici ürünüdür. Çiftçimizin ürünüdür. Bu yoğurt, ben dedemin yanında küçücük tarlaya giderdim müdürüm. Önceden böyle çok modern azıklar, yemekler olmazdı. Dedem torbaya yoğurt koydururdu. Yanına da pilav koydururdu. Yoğurtsuz olmaz derdi. Bir de çalkama yapanım derdi ebeme. Yani yoğurdun kıymetini bilmemiz lazım. Sütün kıymetini bilmemiz lazım. Üreticilerin kıymetini bilmek lazım. Şu anda dünyada bir gıda sıkıntısı var. Üretim sıkıntısı var. Bundan dolayı da bana göre gıda üretimi savunma sanayi kadar önemli dünyada şu anda. Onun için ürettiğimiz ürünlere sahip çıkacağız. Daha ucuz nasıl üretebiliriz? İnsanlara daha ucuz nasıl gıda üretimi temin, onlara bakacağız. Yani söylenecek laf çok ama ben hepsini söylemeyeyim. Günümüz hayırlı olsun. İnşallah gelecek sene daha kapsamlı olur. Başkanıma da böyle bir çalışma düzenlediği için kendisine teşekkür ederim. Başkanım her daim çiftçinin yanında, aynı zamanda çiftçinin ürünlerini değerlendiren, değeriyle alan satan. Önemli olan o. Hayırlı olsun günümüz, teşekkür ederim. Öncelikle bu günümüzün hayırlı olmasını diliyorum. Başkanımızı tebrik ediyorum. Kayseri'de hizmet veren, zirai mühendislik hizmet veren meslektaşlarım adına başkanımızın yanında olduğumuzu iletmek istiyorum. Burada katılım sağlayan, yoğurt gününe destek veren tüm katılımcılara şahsım ve odam adına teşekkür ederim, saygılar sunarım. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Türkiye Açılar Federasyonu Yönetim Kurulu üyesiyim. Kayseri Profesörü Açılar Dernek Başkan Yardımcısıyım aynı zamanda. Biz de bu etkinlikte bulunmak istedik. Öncelikle bu 23 Mart yoğurt günü, yani çiftçilerin gününü, herkesin günü, boğazımızdan geçen gıdamızın her gününü herkesle kutlamak istiyoruz. Biz de burada etkinlikte bulunmak istedik. Öncelikle
Bizim bu mutfaklarda başlıca kullandıklarımızdan bir tanesi süt ve süt ürünleri. Bu süt ve süt ürünlerini daha ne kadar ucuz alabiliriz? Nasıl sağlıklı kullanabiliriz? Biz bunların çalışmalarını kendi aramızda aşçılar olarak, pastacılar olarak yapıyoruz. Tüketimimiz çok fazla olmasına beraber sağlığımız da çok önemli. Ne zaman ki başımız daralsa, ne zaman ki bir yerimiz ağrısa her şeyi hemen yoğurtta buluyoruz. Ve süt ürünlerinde buluyoruz. Evimizin bir köşesinde, mutfağımızda, dolabımızda genellikle süt ürünleri var. Niçin biz bu süt ürünlerini desteklemiyoruz? Neden tarıma önem vermiyoruz? Neden üretim yapmıyoruz? Bunu bir önce sorgulamak gerekir. Ama sizlerden ricam şudur ki Türkiye Aşçıları Federasyonu olarak bütün fuarlarda, gıda fuarlarında biz yer alıyoruz. En son Anfaş'taydık, Antalya'daydık. Sonra İzmir'e geçtik. Bu gıda fuarlarının hepsini destekliyoruz. Ama sizden de ricam, eğer ki davetiyenizi gördüğünüzde, davetinize gelince lütfen gıdalarımızı da o fuarlarda bulunalım. Şimdi Kadir Has'ta gıda fuarı uygulanacak, Kayseri Şeker olarak. Başkanımıza teşekkür ederiz, Kayseri Şeker Kooperatif Başkanımıza. Bu konuda destekleri var. Ama sizden de ricam şudur ki, ben Kayseri Profesyonel Aşçılar ve Pastacılar Dernek Başkanı Yardımcısı olarak sizleri orada da görmek isterim. Bu vesileyle desteğimiz bu konuda tamdır. Sizden de aynı desteği bekliyoruz. 23 Mart Yoğurt Günü'nü kutluyorum. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Teşekkür ediyoruz. Sayın basın mensupları ve saygıdeğer hazirun, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanımız Doktor Sayın Memduh Büyükkılıç'ın selam ve muhabbetlerini iletiyorum. Kadim şehir Kayseri'nin gastronomi alanındaki çalışmalarını ivme kazandıracağı düşüncesiyle 23 Mart Dünya Yoğurt Günü'nün, ki yoğurt biliyorsunuz Türk mutfağının dünyaya sunmuş olduğu, arz etmiş olduğu bir gıdadır. Raf ömrü kısa da olsa çiftçilerimiz için ve insan beslenmesindeki önemli yeri vardır. Fizyolojik olarak hem önceliklidir hem de önemlidir. Bu vesileyle Nasrettin Hoca'nın bize anlayışıyla ya tutarsa dediği gibi biz de inşallah bu 23 Mart Dünya Yoğurt Günü'nün tutmasını diliyoruz ve arzu ediyoruz. Bu konudaki çiftçilerimize de üretim sizden, destek bizden diyerek her zaman daima yanlarında olduklarımızı iletmek istiyoruz. Saygı ve selamlarımla. Sayın Tarım İl Müdürüm, değerli protokol, hepinizi saygıyla selamlıyorum. Biz de bu yoğurt gününün başlamasında Güney Başkanım'la temeli beraber attığımızı düşünüyorum. Temeli beraber attık. İnşallah bundan sonra da bu devam eder, sizlerin desteğiyle büyür, gelişir. Şimdi çiftçi temsilcisi olarak da İç Anadolu Birliği'nin bölgesinin en büyük tarım kuruluşu Kayseri Şeker Fabrikası biliyorsunuz. Ben de oranın başkanıyım. Dolayısıyla 5400 de hayvanımız var bizim, büyükbaş. Son zamanlarda hayvanlarda, büyükbaş hayvan, ineklerde kesilmeler var. Bunlara dikkat edelim, buna önem verelim. Borsa başkanımız, diğer başkanlarımız da geçen duydum, üzüldüm. Son zamanlarda kesilmeye başlamış. Bu arz talebi doğru karşılamadığımız zaman bazı zaman oluyor, hayvanlar kesiliyor. İşte yemdeki artışlar, diğer ürünlerdeki artışlardan dolayı bazı zaman da hayvan bulamıyoruz. Bu sıkıntıları yaşıyoruz. Şimdi dün ticaret borsasının, Odalar Borsalar Birliği'nin misafirleri vardı. Bize de geldiler. Aşağı yukarı 20 ülkeden yabancılar vardı. Onların yöneticileri de vardı. Dediler ki, Türkiye'de şöyle bir eksiklik gördük. %90'ını Kayseri Şekeri görünce onu söylediler. %90'ını yaptığımız işi %10 anlatamıyoruz. Avrupalılar %10 yapıyorlar ama %90 anlatıyorlar. Bizim böyle bir eksikliğimiz olduğunu düşünüyorum. Örneğin işte lale Türkiye'nin çiçeği, gülü ama Hollanda'da yapıyorlar ve bize geriye satıyorlar. Örnek yaparsak yoğurt da bizim ürünlerimizden biri. Başlıca tarım ürünlerimizden biri. Buna sahiplenmemiz lazım. Hepinize teşekkür ediyorum.